İyi akşamlar sevgili izleyenler. Yeni bir haftaya bakış programıyla yine ekip olarak karşınızdayız. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bugün haftanın hem Türkiye'nin hem Antalya'nın gündemindeki özel konuları arkadaşlarım Nihat Toklu, Ahmet Demir ve Yunus Erdoğan'la birlikte tartışacak, sizlere farklı görüşler ortaya koyarak bilgilendireceğiz. Sevgili izleyenler, Türkiye gündeminde yine Afrin konusu var. Bugün çok üzücü bir haber aldık. Hatay yakınlarında Hasan'ın karşısındaki bölgede teröristlerle çıkan çatışmada jandarma, polis ve koruculardan oluşan 8 şehit verdik. 13 askerimiz de yaralandı. Şehit ve yaralıların maalesef çoğunluğunun İzmir Bornova Jandarma Komando Tugayı'ndan harekata yeni katılan polislerden ve askerlerden oluştuğu belirtiliyor. Bu arada etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 2300'ü aşmış durumda. Sevgili izleyenler, hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ sefer görev emri, geçen hafta çok uzun süre tartışılan seferberlik ilan edilecek söylentilerine son noktayı bu hafta koydu. Sefer görev emrinin söz konusu olmadığını, şimdilik buna ihtiyaç olmadığını dile getirdi. Terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm, Prag'da yakalandı biliyorsunuz. Salih Müslüm'ün Türkiye'ye teslimini istedik. Ancak Çek yerel basını Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan ve Prag'da yakalanan terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Türkiye'de PKK ile işbirliği yaptıkları için tutuklanan iki Çek vatandaşıyla takas edileceğini duyurdu. Ancak hükümet yetkilileri Türkiye'ye bunu yalanladı. Böyle bir şeyin söz konusu olmadığını. Salih Müslüm'ün Çek Cumhuriyeti'nde yargılandığını ve yargılamanın sonunda da Türkiye'ye iade edileceğini söylediler. Genel olarak Afrin konusunda 41. gününde Afrin'in bunlar var. Şimdi arkadaşlarımdan kısaca birer cümleyle her hafta hemen hemen tartıştığımız Afrin konusundaki son görüşlerini almak istiyorum. Buyurun arkadaşlar. Genç olarak sözü bana mı bırakıyorsunuz? Peki. Ben öncelikle bizi izleyen tüm seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Türk milletinin, kahraman ordumuzun başı sağ olsun. İnşallah son şehitlerimiz olur diyeceğim. Ama sadece demekle, temenniyle kalabiliyoruz. Netice itibarıyla bu bir açık ve seçik savaş. Savaşta da elbette ki şehitler vereceğiz. Daha önceki programlarda da söylediğim gibi, nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de şehitler verdiysek, burada da o zamanki kazanılan vatan topraklarını korumak adına şehitler vereceğiz. Vermeye devam ediyoruz. Ancak şöyle bir durum var. Gittikçe süreç zorlaşacak Afrin'de. Çünkü Hilal Hareketi olarak başlamıştı ve şu anda Hilal tamamlandı. Asıl bundan sonrası Afrin'in içerisi olacak. Şehir içi. Evet, şehir içi olacak. İnşallah orada bu şekilde acı haberler almadan sınırlarımızı güvenli bir hale getirir ve teröristleri hak ettiği cezaya çarptırır. Mehmetçiklerimiz sağ salim evlerine döner diye dua ediyorum. Ben bir kez daha şehitlerimize rahmet, kahraman ordumuza tekrar başarılar diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Evet, 500 bin nüfusluymuş Afrin, Nihat. Evet. Bizim Kepez da, gibi. Kepez ya da Muratpaşa gibi, evet. Bundan sonra tabii sıkıntılı bir süreç başlıyor. Biraz kent merkezine yaklaştıkça daha zor bir süreç başlıyor. Türk ordusunu bekleyen zor bir süreç var. Çünkü karşıda hazırlanmış, tabii kimlerin hazırladığı da çok belli. ABD'nin ve diğer ülkelerin desteğiyle, lojistik desteğiyle hazırlanmış bir grup var. Tabii ben buna savaş, şimdi biraz savaş bir karşıda bir düşman ordusuyla falan olur. Şimdi burada bir terör grubu var. Bu terör grubuyla buna savaş demek biraz ordumuzu küçümsemek gibi olur diye düşünüyorum. Yani terör mücadele desek daha doğru olur gibi geliyor. Terör grubu diyorsunuz da şimdi baktığınız zaman İngiliz'i, Alman'ı, İtalyan'ı, Fransız'ı hepsi var. Yani onların da olduğu terör grubu bunlar. Tarih savaş değişti, deyince, tarih değişti. Türk ordusunun karşısındaki hainler değişmedi.
Bunun için ben savaş diyorum. Yani bunlar karşıdakileri de bilmiyorum önemsememek lazım. Bu anlamda bir onları bir ordu gibi görmemek lazım. İkiniz de haklısınız. Düzenli ordu yok. Düzenli ordu yok. Düzenli yok ama bir terör grubu var karşıda. Düzenli, düzenli olarak bir hainler ordusu var. Yani onu o şekilde tanımlayabilirsiniz. Mücadele savaştırabilir evet. Ama evet. Terörle mücadele alanının anlamında biraz daha Türk ordusuna da saygı göstermek lazım bu anlamda. Çünkü savaş olsa çok daha kolay olurdu. Karşıda bir ordu olsaydı çok daha işimiz kolay olurdu ama karşıda bir ordu karşıda yok. Karşıda bir ordu değil, birkaç tane ordu şekilde var aslında. Gizlenmiş bir grup var. Akşam tabii epey korktuk, ürktük çünkü değişik haberler yayıldı. Çok daha şehit sayısının çok daha fazla olduğuna yönelik söylentiler yayıldı. Bunlar üzücüydü. 8 şehidimiz varmış. Bu da çok büyük bir sayı aslında ama o daha fazla sayılar telaffuz edilince evet. Ürkmemek, korkmamak, üzülmemek elde değil. Evet, ben de başsağlığı diliyorum Türk milletine, şehitlerimize rahmet diliyorum. Bunlara hazırlık, tabii bu yeni gelen bir grupmuş galiba, grup askerimiz orada. İşte şehir bunlar içinde da, görev yapacak bunlar evet. Özel yetiştirilmiş tim. Orada ama hem jandarma hem polis var. Herhalde jandarma. Evet. Gizlenmiş bir grup, o tünellere gizlenmiş bir grup, o tünellerin de çok iyi hazırlandığı ortaya çıkıyor. Bu bir terör grubunun yapacağı bir olay değil. O desteği verenleri de hep beraber evet. Biliyoruz. İşte benim kastettiğim evet. Olay bu. Şimdi bu şey Salih Müslüm olayı, tabii siz biraz şey dediniz, yargılanmasından sonra Türkiye'ye iade edilecek gibi bir şey söylediniz ama bırakıldı. Terbest bırakıldı. Bu vatandaş da şeymiş, Finlandiya vatandaşı falanmış evet. Salih Müslüm. Ve Türkiye'de verdiklerini tahmin etmiyorum. onların teslim edileceğini tahmin etmiyorum. Onlar koruyacaklardır Salih Müslim'i. Ama bizim de geçmişte ne yazık ki bu kişiyle ilgili pek iyi bir şeyimiz yok. Notumuz yok. Çünkü bir ara kendisi 3 yıl önce falan gelip gidiyordu bize. Misafir ettik. Misafir ediyorduk. Konuşuyorduk. Yemek masalarında görüntüleri var bizim yetkililerle. O günlerden bugünleri görebilseydik keşke. Bunlarla bir araya gelinemeyeceğini görebilseydik. Çünkü bunlar güçlü olanın yanında olurlar. Sizden daha güçlü birini gördülerse, daha fazla para veren birilerini gördülerse onların yanında saf tutarlar. Yani mahkeme sonucuyla ilgili açıklamayı hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ yapmıştı. Ben ona dayanarak söyledim. Serbest bırakıldığını anladım. Şey söylüyor, Avrupa Birliği içinde dolaşacak. Yani sadece Çekya'da sınırlı değil. Avrupa Birliği içinde dolaşabilecek. Finlandiya'ya gider, başka ülkeye gider. Teslim edeceğini. Gençen vizesi verilmiş oluyor. Evet, böyle bir durum var. Evet, evet. Evet, ben de artık arkadaşlarımın söylediklerine ne ilave edebilirim onu düşünüyorum. Ben de her şeyden önce şehitlerin için Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm milletimize de başsağlığı diliyorum. Sadece şunu ilave edebilirim. Türkiye çok ciddi bir harekat ortaya koydu ve bu harekatın sonuna kadar, yani hedeflenen şey neyse onun sonuna kadar gitmek zorunda. Yoksa şu ana kadar verilen şehitler boşa verilmiş olur. Bu harekat da amacına ulaşmaz. Ben işin o noktasındayım daha çok. Şimdi Yunus, sözünü... Ben biliyorum sen ona karşı çıkacaksın değil, belki ama... Hayır, şöyle. Şimdi bu belki bu yapılanlar birilerinin oradaki harekatı zorlaştırmak, engellemek, Membiş'e doğru gitmesini engellemeye yönelik bir girişim gibi. Evet. Bu organize bir olay bu. Şimdi buna mesela işte havadan, uydudan destek veren birileri yok mudur? Mesela kim verebilir bu gruplara? Ya mutlaka o istihbarat yani, verilmeden böyle başarılı olamazlar zaten. Karşıdaki basit bir terör grubu görmemek gerekiyor. Hayır, sen dediğin ya, doğru. Yani biraz önce onlara silah verenler şeyi de veriyordu, istihbaratı da veriyordu. Oraya yeni gelen askerlerimizin yerini bunlara bildiren mi oldu mu? Ya olmaz mı? Tabii ki var. Yani biraz önce bahsettiğiniz tünellerin yapımında Fransız iş makinalarının kullanıldığı ayan beyan yani görüntülenmedi mi? Görüntülendi. Yani kullanılan oradaki çimento, inşaat malzemeleri dahi Fransa'dan gelmiş. Yani bunu tüneller, artık herkes biliyor. Bütün dünya biliyor. Sadece tüneller değil. Hendeklere baktığınız zaman tabii. Düzenli ordunun yapması gereken şekilde kazılmış tüneller ve hendekler. Senin dediğin doğru. Ya mecaze ama ordumuzu evet yani saygı anlamında diyorum. Ben onu anlamı söylüyorum. Orduya saygı anlamında zaten söylüyorum. Yoksa karşıdaki terörist şöyle bir durum var. Karşıdaki biz Amerikası, İngiliz'i, İtalyan'ı, Alman'ı,
Fransızı dahil olmak üzere tamam. Düzenli ordu olmasa da düzenli bir hain grubu var. Ve bunlara karşı ya bizim ordumuz çok ciddi bir savaş. Terörle mücadele yani bu kadar uzun sürme sebebi saha savaşı değil. Aynı zamanda şimdi, taktik savaşı da yapıyor. Şimdi son cümle yani bu harekat zaten üç ayak üzerinde duran bir harekat aslında. Birinci ayak işte o Hilal hareketiyle Afrin'di. Hilal tamamlandı, Afrin merkez kaldı. Sonrasında Membiç, sonrasında Fırat'ın doğusu hadisesi var. Evet. Yani bu işin sonlanma noktası orası. Evet. Eğer bunlar yapılmazsa, yani şu ana kadar verdiğiniz şeyi de boşa vermiş olursunuz. Vermiş olduğunuz mücadeleyi de boşa vermiş şimdi olursunuz. Zaten burada hükümet de bu kararlılığı gösteriyor. Göstermeye devam eder diye umuyorum ben. Burada evet. Şöyle bir durum da var. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta içerisinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu bir toplantı yaptı. Evet. Ve bir karar aldı. Bir ay süreyle ateşkes. Hı hı. İşte bu Türk ordusunun ne kadar bir savaş içerisinde olduğunu sahada, masada, taktik yani hem gerçek anlamda hem taktiksel anlamda bir mücadele verdiğini ortaya koyuyor. Çünkü bizim Türk ordusunun ilerleyişini bu grupların hiçbirisi artık bitiremedi. Bitiremediği için bizim önümüzü kesmek adına yaptıkları tek hareket artık Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak. Aslında başka Doğu Guto ile ilgili çağırmışlar. O şekilde lanse ediliyor. Ama buradaki hedef, dikkat edin, son dönemlerde tüm ülkelerin açıkladığı bu bizim yaptığımız Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar Suriye'nin tamamını kapsıyor diyorlar. Evet. Bizler evet. Olmadığını söylüyoruz. Evet, bizler olmadığını söylüyoruz. O yüzden bizim önümüzü her türlü engellemek adına bunları yapacaklar. Evet sevgili izleyenler, şimdi Afrin'de şehit olan askerlerimizi bir kez daha rahmetle anarak bu konuyu tamamlıyoruz. Şimdi eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ hafta içinde Antalya'daydı. Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği ANSİAD'ın konuğu olarak salı toplantılarına katıldı. Orta Doğu ve Türkiye konusunda bir sunum yaptı. Tabii İlker Başbuğ önceki haftalarda Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la medya üzerinden, sosyal medya üzerinden ve televizyonlarda, gazetelerde bir tartışmaya girmişti. Bu tartışmanın temel konusu da Sayın Başbuğ'un bir konuşmasında Afrin'e siyaset karıştırılmaması gerektiği yönündeki bir söylemiydi. Sütten ağzı yanmış olacak. ANSİAD toplantısında yoğurdu üfleyerek yiyerek bu konularda fazla girmedi ve üstelik ayrıca Afrin harekatının çok önemli ve gerekli olduğunu vurguladı. Benim aldığım notlarda bir de Atatürk'ün yıllardan beri söylenir. Atatürk'ün vefatından önce bu sulu mutlaka alın yönünde bir talimat verdiğini hatırlatarak Atatürk'ün böyle bir talimatı olmadığını Musul'un alınmasını Atatürk'ün istemediğini dile getirdi. İşte bu toplantıyı Nihat Toklu ile birlikte izledik. Diğer arkadaşlarım katılamadılar programları nedeniyle. Şimdi Nihat Toklu'dan ben bu toplantıyla ilgili birkaç cümleyle İlker Başbuğ'un söylemleriyle ilgili değerlendirmesini almak istiyorum. Teşekkür ederim Erdoğan abi. Şimdi İlker Başbuğ'un Afrin konusundaki bir saptaması dikkat çekiciydi. 2002 yılından itibaren orada bir örgütlenmeye başladığını, PKK'nın örgütlenmeye başladığını söyledi. Salih Müslim'in falan orada görevlendirilmesi, yanına ona güvenilmediği için Sofi Nurettin'di galiba. Öyle birisinin evet. De dağdan, Kandil'den gönderilmesi, orada örgütlenme. 2002-2003'ten beri başlamışlar, bu taraftan başlamışlar. Ve biz bunu ne yazık ki biraz seyretmişiz bu olayı. Bunu da kendisi de eleştirdi. Daha önce bunun önlemini almalıydık anlamında bir serzenişi de vardı. Zaten onu seyredenler de bedelini ödedi. Evet. Burada söylememize gerek yok herhalde. Önceki programlarda bile getirdik. Çok seyretmişiz yani. Sadece bir kişiye bağlamıyorum ben onu da. Genelde seyretmişiz böyle bir şey. Sen onlara güven. Bir yer dedim ya, biz şu anda istediğimiz o kişiyi, Salih Müslim'i 3 yıl öncesine kadar ağırlıyorduk. Gelip gidiyordu Türkiye'ye, gelip gidiyordu. Konuşuluyordu falan bu kişiyle. Bir, sanki bir ortak bir zemin oluşturulacak gibi. Maalesef. Ama onlar bu arada kendi hedeflerine yönelik çalışmalara devam etmişler. Şimdi tabii İlker Başbuğ'un, onun dışında biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü mutlaka korunması gerekir diyor. Mesela ABD'nin böyle bir niyeti yok.
korunması gerekir. Bunun için de diyor, biz kötü bir lider ama diyor, beğenmediğimiz bir insan ama rejimle diyor bir takım temaslar, işbirliği yapmak gerekir. Başka çare de yok diye de bir saptaması vardı. Bu da önemliydi. Evet. Yani hoşumuza gitmeyebilir ama burada böyle bir gerçek karşımızda duruyor. İşte tabii bu Atatürk'ün defteri olayı. Evet, o çok oldukça ilginç. Onu bilmiyorduk. Yüzbaşılığından itibaren Atatürk defter tutuyormuş. Yüzbaşılığından sonra. Hatta bu defterle ilgili bir 8. defter mi galiba? Not defterlerinden birisi 8. defteri incelemiş İlker Başbuğ. Burada 1921-22'deki notları var. Türkiye Devleti'nin diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin. İşte devletinin temelleri ne olacak? 4 sütuna koymuş temellerini Atatürk. Eğitim, iktisat, sanat ve imar diyor. Bu sütunlar üzerinde Türkiye Devleti yükselmeli diye bir öngörüsü var. Savaş sürerken, daha bağımsızlık savaşı, kurtuluş savaşı, istiklal savaşı sürerken bunu koymuş. Mesela biz bu konularda neler yaptık? Onlara da değindi. İmar konusu, onu ayrıca konuşalım. Eğitimle ilgili eğitim nedir? Eğitimin ne olduğunu da Atatürk açıklamış. Bunu konularda da notları var. Eğitimle ilgili. Mektep ne öğretecek diyor Atatürk. İnsanlığa hürmeti öğretecek. Vatan ve millet sevgisini, bağımsızlığı, şerefli olmayı öğretecek gibi notları var. Cumhuriyet erdemdir. Namuslu erdemli insanlar yetiştirir Cumhuriyet diye notları var Büyük Atatürk'ün. Bu anı defteri kitap olarak yakında yayınlanacakmış. Çok evet. Güzel, çok ne kadar bir Atatürk'ün deha olduğunu da gösteren bir belge bunlar. Tabii imar konusuna değindi. İmar konusunda şehirlerimizin durumuna bakalım dedi. Şimdi imar konusunda bizim bir imarımız nedir? İmar politikamız nedir? Estetiğimiz nedir? Şimdi Atatürk'ün hepimizin aklına Atatürk'ün o ünlü sözü geldi. Hani gelmiş Lara şu andaki Şüphesiz Antalya dünyanın en güzel eski mezbanın az ilerisindeki yere çıkmış. Orasının ismi Rumkuş imiş geçmişte. Daha sonra burasının ismini beğenmemiş. Burası Erenkuş olsun, Türk ismi olsun demiş. Oraya o isim vermiş. Hala o isimle ilgili tabelama bile orada bir şey yok. Bildiğimiz yani kadarıyla. Oradan da bakıp o ünlü sözü söylemiş. Şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir diye. Ben aklıma geliyor. Şimdi zaman zaman düşünürüm. Acaba bugün Atatürk yaşasaydı, oraya gelseydi aynı şeyler söyler miydi? Şehre baktığı zaman. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı şeyleri söyler miydi? İlker Başbuğ İstanbul örnek verdi ama. Herhalde söyleyeceği bir şey vardı. Geldikleri gibi giderler demişti ya. Evet. Bu şehri katledenleri de geldikleri gibi gönderirdi. Evet, orada yani. Güzel bir şey var. Lafını unutma. Atatürk bir ziyaretinde o dönemin belediye başkanı diyor ki paşam diyor bu şeyler kuleler şehri çevreleyen kale içini çevreleyen kuleler şehrin rüzgarını kesiyordu ben bunların çoğunu yıktım diyor. Atatürk bakıyor iyi halt etmişim diyor. Evet ne yazık ki öyle bir acı tecrübemiz de var. İlker Başbuğ evet farklı bir asker. Şimdi ben eski genelkurmay başkanları arasında onlar genellikle köşelere çekilirler. Birkaç tanesi politikaya girmiştir. Bir milletvekili Doğan Güreş galiba evet, milletvekili falan yaptı ama genelde köşelerine çekilirler. İşte bilmiyorum orada evlerinde belli bir yaşam, steril yaşamları vardır. Ama İlker Başbuğ öyle birisi değil. Hala araştırıyor, okuyor, kitaplar yayınlıyor ve geziyor, fikirlerini paylaşıyor, deneyimlerini paylaşıyor. Bu bakımdan da değerlendirilmesi gereken bir isim. Onun bazı görüşlerini beğenmeyebilir bazıları ama mutlaka onun deneyinden faydalanmak gerekiyor. Diyor. Şimdi ben onu söyleyecektim. Yani İlker Başbuğ'un son dönemlerde bu kadar sordum. Medyada yer almasının veya işte konferanslara katılmasının sebebi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı yok, şeklinde yok. İddialar var. Hiçbir konuda bir şey duymadım. Böyle bir şey sordunuz. Hatta yok, ben sordum yani siyaseti düşünüyor musunuz? Bu yaptıklarınızla sanki bir siyasetçi gibi konuşuyorsunuz. Yani yanıt bile vermedi. Bunları konuşmak istemiyorum dedi. Sükut, ama şu an normal değil mi Erdoğan abi? Yani ya şu konu da çok tabii. Önemli. Şu 2013'te APO'nun PKK'ya şu talimatı verdiğini söyledi. 2013'te APO Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda özel bir Kürt devleti kurmak için çalışmaya başlayın. Talimatını evet. Vermiş. Aynı dönemlerde APO'yla da görüşüyorduk biz. Bu Kürt sorununu, PKK sorununu çözmek için APO'da devletin yanında gibi görünüyordu. Şu anda PYD ve PKK'nın APO'nun bu talimatı doğrultusunda bir devletleşmeye
gitme çalışması yapıyor. Bütün kavganın sebebi bu. Şu anda da üçte birini, yani Suriye'nin üçte birini ele geçirmiş durumdalardı. 40-50 bin silahlı adamları vardı. Evet, biz de değil mi? Biz kendi topraklarımızdan 29 Ekim'de silahlı grupları, peşmergeleri, neyse arasında PKK'lılar da var mı yok mu bilinmez, onları biz gönderdik. Gönderdik PKK, oraya. PKK, peşmerge, bir şekilde gönderdik. Peki bu Abdullah Öcalan bunları söylerken bunu İmral'dan söylüyor. Bizim yetkililerimiz bunları duymadılar mı acaba? Bu mesajlarını ben, anlayamadılar mı? Görmediler mi? Nasıl gönderdi mesajları da? Yani bunu bir not olarak mı göndermiş? Bir kişiye mi söylemiş? Nasıl iletilmiş? Veya İlker Başbuğ nasıl öğrenmiş bunu? Ziyaret ediyordu. HDP'liler nöbetleşe. Evet. Avukatlara gidiyordu. İlker Başbuğ o dönemde görevde miydi? Değil. Daha ama sonra. Avukatları gelip gidiyordu evet. Falan ama. Şimdi... Hayır yani Genelkurmay ikinci başkanı değil miydi? Değil. İlker Başbuğ 2010'da falan ayrıldı görevinden. 2010'da görevden ayrıldı. Daha sonra yani da... tam net tarih hatırlamıyorum ama o dönemde asker değildi. Sanki ben kuvvet o dönemlerde görevde bir şeydir yani. Hayır, emekli olmuştu. Benim bildiğim kadarıyla o dönemlerde görevde gibiydi. Emekli olmuştu. 2013'te emekli İlker Başbuğ. Şimdi bir de şunu söyledi. Bekle cezaevinde. Belki notlarında var Nihat ama Fırat Kalkanı operasyonu da doğruydu. Evet. Afrin operasyonu da doğru, çok doğru. Şimdi şöyle örnekledi onda. Türkiye'nin en önemli sorunu şimdi bu. Sınırımızı güvenlik altına alması. Amerika Birleşik Devletleri Meksika sınırında böyle bir şey olsa ne yapardı? Onlara yani, bir sorma. Sınırının vardı. Meksika tarafında böyle evet. Bir terör bloku olursa ne yapardı diye sordu. Sordu ve Küba'ya yıllarca onların ne yaptıklarını ki, biliyoruz. Küba'nın hiçbir tehdidi olmadığı halde, orada bir devlet olduğu halde neler yaptılar diye söyledi. Tabii burada şeyi de bu, biraz dikkat çekmiş Sayın Başbuğ'un. Eğer orada bu oluşum olursa sıra bize gelir, bize de gelecek şeklinde bir öngörüsü vardı. Tabii olmayacak bir şey değil bu. Bunu öyle bir ismin söylemesi de önemli. Evet, ciddi bir Türkiye açısından ciddi bir beka sorunu haline geldi. Tabii şeyi de söylüyor yani biz hem Afrin Harekatı'nın çok doğru olduğunu söylüyor ve orduya güvenin diyor. Bu Mustafa Kemal'in ordusu, bu ordunun mayası sağlamdır. Ordunun içine karışmayın diye de belirtti. Sanıyorum bu mesajlar gerekli yerlere gitmiştir, kamuoyuna duyurulmuştur. Ve Türkiye'de bu konuda müthiş bir birlik beraberlik var. Farkında mıyız? Başından beri söylüyoruz. Birlik zaten. Beraberlik var. Evet sevgili izleyenler, büyükşehir yerel ve genel seçimlere bir hayli zaman var. Yerel seçimler önümüzdeki yılın Mart ayında yapılacak. Ama şimdiden adaylar kendilerini şöyle ucundan göstermeye başladılar. Muhittin Böcek, Konyaaltı'nın CHP'li belediye başkanı, Korkuteli ilçesinde meydana pehlivanlarla beraber çıktı. Oradaki insanlarla görüşürken yanında Kırpınar Başpehlivanı vardı. Hatta Başpehlivan demiş ki ona, ben meydanların pehlivanların başpehlivanıyım. Sen de siyasetin başpehlivanı. Şimdi Muhittin Böcek başpehlivanlığa, siyasetin başpehlivanına soyundu. Adaylığını resmen açıklamasa bile büyükşehire aday olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne sinyalini verdi. Hem diğer partileri değerlendirir bu konuda Muhittin Böcek'in. Bugün yine ilçelerden birinde. Ahmet bana baktı. Önce ben devam edeyim de Ahmet'e soru soracağım bu konuda çünkü. Tamam sen o zaman dedi. Önce. Ben o zaman söz büyüğüm. Abi çalıştığım tamam. Yerden sorarsan atlamayalım. Sıkıntı olmasın. Teşekkür ederim Ahmet. Şimdi Muhittin Böcek bunu artık gizlemiyor. Epeydir gizlemiyor. Partinin yaptırdığı saha araştırmalarında kendisinin öne çıktığını söylüyor. Böyle bir adaylık için adaylığı gizlemiyor. Aday olmak istediğini gizlemiyor. Bu da diyor partimin yaptığı araştırmalar beni gösteriyor diye şu anda durum değişmezse. Tabii şu anda durum değişir mi? Değişebilir. Şimdi ben biraz şeyi bekliyorum. CHP'nin tüzük kurultayını bekliyorum. Orada alınacak kararlar önemli. Mesela denilirse orada parti meclis üyeleri ve milletvekilleri yerel seçimde aday olunamaz denilirse Muhittin Böcek'in şansı biraz artar. Öyle bir şey konmazsa Muhittin Böcek'in karşısına ciddi bir rakip. Yani istifa etmesi
Çetin Osman bu da... Ha, şey söyleyebilir. Yani şu an seçilenler istifade edemez, aday olamaz anlamında bir karar alınırsa. Yani, şu söyleniyor CHP kulislerinde milletvekillerinden bazılarının büyük şehirlere, illere değil, büyük şehirlere aday gösterilebileceği anlamında. Ama kurul tüzük değişecek. Tüzükte bir şey yazmaz, tüzükte bir şey yazmazsa, bir açıklama olmazsa veya sınırlama olmazsa daha doğrusu başka bir şey olacak. Peki, ama sınırlama beklenti ne yönde? Yani böyle bir değişiklik yapılır diye bir beklenti var mı? Hayır, şu anda şey konuşuluyor yani Sayın Çetin Osman Budağ'ın da ismi zikrediliyor. Bana göre Muhittin Böcek'ten daha öndedir bu anlamda. Sadece CHP'de değil, aslında AK Parti'de. Ha, ben şeyi de soracağım. CHP'de şey soracağım. Genel başkan şey kim soracağım. İsterse o başkan adayı olur. Yani genel anlamda böyle bir şey var tabii ki. Şunu sormak istiyorum. Çetin Osman Budak Muhittin Böcek'ten bir adım veya iki adım öndedir dedin. Evet. Neye dayanarak söylüyorsun? Bunu da şuna dayanarak söylüyorum. Mesela şimdi Konyaaltı ilçeden başlayalım. Konyaaltı ilçeyi Muhittin Böcek kazanamadı. Şimdi onun adayı seçildi. İlçe başkanı. Başkanlığı kazandı, yönetimi kazanamadı. Yönetimi kazanamadı. O da kurayla seçildi. Evet. Ama o kadar güçlü bir isim kendi ilçesinde bile kazanamadı. İl şu anda Muhittin Böcek'e çok sıcak bakan, Muhittin Böcek'in desteklediği bir ekip değil. Çünkü onun desteklediği ekip kaybetti. Bu bakın bu da önemli. Şimdi böyle bir şey var. Yerelden bir destek görmüyorsunuz. Genel merkez sadece buna rağmen şu olsun, Muhittin Böcek olsun zor der. Hayır, bir de ama şöyle bir durum var. Yani baktığımız zaman genel anlamda partilerde şimdi hangi bir teşkilatın görüşü alındı? Yok, alınmak durumunda burada şimdi. Ya elbette ki alınmak durumunda. Yani bunu yani ben şimdi temayüle dair yani şöyle söyleyeyim. Bunu hayır, ben CHP diğer partilerden farklıdır bu konuda. Yani temayül yoklaması filan. Yani bugüne kadar CHP'nin belirlenmiş belediye başkanı adayı, ön seçimde belirlenmiş adayı kim var? Burada mı, Antalya'da mı söylüyorsun? Yok. Ya büyükşehir belediyesi milletvekilliğinde evet. Parti meclisi belirliyor. Parti meclisi belirlediği için belediye başkanlarını. Ben tam tersi Muhittin Böcek'in 2-0 önde olduğunu düşünüyorum. Pardon, parti meclisinde de Muhittin Böcek kadar Çetin Osman Budak da güçlü. Kendisi oranın üyesi sonuçta. Parti meclisinin yani üyesi. Yani genel başkan nezdinde netice itibariyle üyesi. Bu tür şeylerde genel başkanın işareti çok önemli. Genel başkan yardımcısı kendisi. Mutlaka. Böyle bir talep olursa. Tamam, genel merkez belirleyecek de. Şimdi CHP'yi ben en çok şeyden takip ediyorum. Sosyal medyadan takip ediyorum. En çok oradan takip ediyorum. Yani içlerine giriyoruz çıkıyoruz ayrı. Ama medyaya açıklama yapmıyorlar. Sosyal medyayı izlersen orada zaten kimin önde kimin geride olduğunu çok net bir şekilde görebiliyorsun. Yani bu Böcek üzerinde o kadar çok ihtilaf var ki şu anda. Buradaki mevzu da şu işte ama. Şimdi genel merkez tamam adayım sensin dedi. İyi de yani burada neticede seçecek olan, kazandıracak olan seçmen yani burada. Elbette seçmen, il yönetimi, ben ilçe yönetimi. Yani her şeye rağmen genel merkez karşısına alır mı örgütleri işte, diyorsun? Alıyor, bugüne kadar almadı mı? Yok, bence almadı. Yani bugüne kadar çok aldı. Almaz. Ben yani öyle bir yanlış yapmadım. Mustafa Akaydın aday olduğu için, yani mevcut başkan olduğu için aday gösterilmek durumunda kalındı bir noktada. Durum yani buydu. Sadece Mustafa Akaydın değiştirilemediği için bugüne kadar veya diğer bölgelerde bakalım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ahmet. Bakın bir kepez örneğini verelim. Bak milletvekili Erdal Öner'i CHP'liler istiyor muydu? Onu şey yani, istiyor. Onu hiçbirisi istemiyor. Hayır onu Akaydın herhalde işte tercih etti. Yani Akaydın işte, tercih etti. O da aday büyükşehirde Akaydın olduğu için onun istediği bir isim oraya getirildi. İşte benim bakış açım da bu. Yani partilerde vatandaş tabanda o yüzden de seçim kaybetti Akaydın. Üye bazındaki vatandaşlar ne derse desin, ne kadar sosyal medyada eleştirirse eleştirsin, netice itibariyle bu iş yukarıdakilerin iki dudağı arasında. Yani şimdi ben şunu CHP'de soracağım o zaman sana. Tabanın sesini hangi duymak partide, durumunda. Hangi partide ama öyle değil? Ama öyle değil diyorsun da yok, bana bir tane örnek veremiyorsun. Hangi partide öyle değil? Hayır yani Antalya'da. Ya bak örnek vereyim ben sana. Bak Ahmet dinle ama şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi demokrasi şu andaki diğer siyasi partilerden daha güçlüdür. Abi neresi güçlüdür ya? Anlatayım hayatım. Milletvekili seçimleri genel merkez tarafından alınan karar neyse ona göre yapılır. Bazen genel merkez belirler, bazen de burada ön seçim yapılır. Evet. Milletvekilliğinde son iki dönemdir ön seçim yapılarak adaylar belirlendi. Doğru, aday belirlemede o evet. Şimdi yerel yönetimler çok farklı. Evet. Yerel yönetimlere talip çok olduğu için bunu CHP'de geçen dönemde yaşadık. Nerede yaşadık? Muratpaşa'da. Muratpaşa'nın başarılı bir belediye başkanı
bir takım seçim oyunlarıyla ayağa kaydırıldı. Evet. Kimin olacağını, kimin aday olacağını bile ayağını kaydıranlar kendileri istediği için beceremediler, düzeltemediler hatayı ve Ümit Uysal bulunarak hata düzeltildi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçmen, delege tuttu. Başarısız bir il başkanı ile başarısız bir seçimi kaybeden bir belediye başkanını üst sıraları çıkardı ve milletvekili seçti. Peki. Bunu genel merkez müdahale etmedi işte. Ne yaptı? Genel merkez bu il teşkilatının istediği neyse onu yapmaya çalıştı. Milletvekilliği seçimlerinde dediğinize katılıyorum. İki dönemdir ön seçimde birebir uygulanıyor. Dikkate almak ancak, durumunda ancak kalır. Ancak belediye başkanlığı seçimlerinde hayır, bugüne kadar böyle bir şey olmadı burada, diyorum. Şimdi seçilmiş bir tane bir belediye başkanı var. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Türel var. Evet. Değil mi? Şu anda sahnede. Evet. Bunun karşısında siz bir aday çıkaracaksınız. Teşkilatın istemediği, desteklemediği bir adayı çıkaramazsınız. Hiçbir güç bunu... Evet, yapamaz. Diğer partilerde girelim evet, isterseniz. Mesela ben çok merak ediyorum. Ondan sonra sormak istiyorum. Belki MHP'de işler böyle dönüyor da sizin dediğiniz gibi oluyor. Hayır MHP'de mesela, değil. Bakın bu tüm hayır, partilerde hayır, aynı. Partilerde. Bana bir tane örnek verin diyorum. Ön seçimde belediye başkanını belirlemiş bir tane parti var mı? Bugüne kadar 1999 seçimlerinde Milliyetçi Hareket hayır, Partisi belirledi. Onun ön seçim farklı oluyor. Mesela temayül yoklaması bir şekilde bir şeyler yapılıyor falan neyse bir şeyler çıkıyor. Yine soruluyor görüş. Peki yani ona bakarsın, MHP, AK Parti'de önce şunu sormak isterim mesela. MHP'de bu dönemde önümüzde Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacak mı? Olacak tabii ki. Niye olmasın? Hani şimdi, yani şu anda 2-3 isimle görüşüldüğünü biliyorum ben ama burada... Hani Sayın Bahçeli'nin buradaki Antalya'da yaptığı teşkilatlarla yaptığı toplantıda yerelde bazı adaylar destekleyebiliriz anlamında bir sözleri vardı galiba da yanlış yani hatırlamıyorsam. Yani bu sadece Antalya'yı kapsamıyor ki bu ittifakın son şeklini almasından sonra belli olacak. Evet. Sonra, yani şu anda ittifakın sadece bir nasıl şartlarda oluşacağı belli oldu. Şimdi, ama ittifakın nasıl hareket edeceği ittifak daha ileride işte belli İttifak olacak. Yerel seçimlere de yürür mü mesela? Yürür mü? Niye yürümesin? Yürüyebilir tabii. Önce yapılacak tabii, galiba. Bu ittifak yasası hayır, bile onu, çıkacak. Seçim sistemi değişiyor. Var. Yani yerel seçimleri bir şekilde bağlamazlarsa orada bir sıkıntı var. Yerel seçimde aynı adaylarla çıkacaklar. O zaman tek aday olacak. Ha. Mesela o zaman yani herhalde tek şu anda. Tek aday olur artık yoksa farklı bir şekilde. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçilmiş bir başkanı var veya adayı neyse ona mı yönelecek? Şimdi yani AK Parti'nin bir seçilmiş belediye başkanı varsa diyelim ki Antalya örneği verelim. Bu adam seçilmişse o ilde AK Parti'yi destekleyecek MHP. MHP'nin güçlü olduğu yerlerde de AK Parti MHP'yi destekleyecek. Yani yine kendi bu adayı ittifak, mesela Alanya'da olabilir. Geliyor. Alanya'da MHP'yi evet, desteklemek. Alanya'da mesela Antalya'da... AK Parti adayı çıkarmayabilir. Evet, Antalya'da MHP çıkarmayabilir. Bunlar yasa yürürlüğe girdikten sonra oturup iki partinin neticiler yani arasında yapacağı bir görüntü, anlaşma. Şu andaki görüntüde 2-3 kişiyle görüşüldüğünü ben biliyorum. Anladım. Tabii hazırlık ama yapacak. Yani şimdi ben hangi parti görüşülen olsun. Kişilerin isimlerini burada söylemem peki, doğru olmaz. AK Parti için bir şey konuşmak gerekir mi? Tabii AK Parti'de ne olur? Şimdi ne anlaşılıyor ki CHP'de şu anda Büyükşehir için Muhittin Böcek ve Çetin Osman Budak aday gibi görünüyorlar. Aday adayı. Tabii buna şöyle söylüyor biliyorsunuz belki görüştüğünüzde aynı şeyleri söylemiştir. Ben bir röportaj yapmıştım orada da demişti. Ben aday olmam. Yani direkt aday göster. Partim evet Büyükşehir adayımız sensin derse ben çıkar o seçimi alırım. Evet. Çünkü evet. Ben geçmiş dönemde Anavatan'da siyaset yaptım. O siyaset yaptığım dönemde de Gazipaşa'dan Kaş'a kadar Harman'da izin var. Evet, dedi. Evet. Şimdi AK Parti'de nasıl oluyor, MHP'de nasıl olacak isterseniz kısa bir aradan sonra devam edelim arkadaşlar. Evet sevgili izleyenler kısa bir reklam arası veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. Biraz sonra karşınızdayız tekrar. Tekrar merhaba sevgili izleyenler. Programımızın ikinci bölümünde Sayın Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek az önce kendisiyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı konusunda arkadaşlarım ve ben bir şeyler söylemiştik. Bağlanmak istemiş. Tarafsız gazetecilik, tarafsız yayın ilkeleri gereği kendisine söz vereceğiz. Şimdi telefon hattımızda Sayın Böcek. Evet. Arkadaşlarım bağlıyorlarmış. Tabii herkesin aday olmak demokratik hakkı. Aday olmak da hakkı.
Sayın Böceğin de Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak büyükşehire aday olması kadar doğal bir şey olamaz. Ama bunun kararını biz buradaki dört arkadaş vermiyoruz. Her partinin bir delege sistemi, her partinin bir seçim sistemi var. Maalesef Ahmet'in de söylediği gibi bu seçimlere kimin aday olacağına genel başkanlar karar veriyor. Delegenin görüşü alınmış olsa bile genel başkan bu kararı değiştirebiliyor. Biz tarafsız olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki tabloyu ortaya koymaya çalıştık. Bu tabloda Muhittin Böcek ve Çetin Osman Budağ'ın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için şu anda daha bir yılı aşkın bir süre var büyükşehir seçimlerine. Şu anda görünen fotoğrafın bu iki adayın üzerinde göründüğünü anlatmaya çalıştık. Kendisi de neler söyleyecek? Şimdi bağlanıyoruz. Sayın Böcek iyi akşamlar. Sayın Kahya iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar efendim. Buyurun. Kanal ve izleyicilerine selam ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür. Tabii ki zor günlerden geçiyoruz. Zeytin Dalı Operasyonu da Afrin'de şehitlerimiz var. Acımız büyük. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Tabii ki haftanın haftaya bakışla ilgili programda sizlerin de katkılarıyla Yunus Erdoğan kardeşime, Ahmet Demir kardeşime, Nihat kardeşime de iyi akşamlar, başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hepimiz teşekkür ediyoruz başkan. Sağ olasınız. Bizler sizlerle beraber büyüdük. Bu doğup büyüdüğüm Antalya'mızda 24 yıldır dile kolay tabii ki çeyrek asır. Antalya'da hep birlikte hizmet etmeye çalışıyoruz. Sizlerin de büyük katkılarıyla, bütün basın camiasıyla Antalya'mızı yönetmeye çalışıyoruz. Antalya'mız için Gazipaşa'dan Kaş'a kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. Böylesi güzel bir program yapıyorsunuz. Öncelikle sizi ve bütün katılımcı dostlarıma da iyi akşamlar diliyorum ve başarılar diliyorum. Tabii büyükşehir adaylığımızla ilgili güzel sözler duymak, adaylığımızla ilgili tartışılıyor olmak bile bizim için güzeldir, önemlidir. Ama biz parti içinde herhangi bir yarış içerisinde hiç olmadık. Artık günümüzde partimiz, başta Sayın Genel Başkanım olmak üzere, Türkiye'de belediyelerimiz 81 ilin belediye başkanı açıklamalarıyla ilgili artık o ilin başarılı olan, bugüne kadar siyasette emeği olan, halk tarafından sevilen, bilimsel anlamda sonuçlara göre yapılacaktır. Evet. Herhangi Sayın Çetin Osman Budak'la bir genel başkanımız arkadaşımızla bir yarışımız yoktur. Ama kimin önünde 2-0, 1-0 gibi şeyleri önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bizim için asıl olan yüce Türk milletidir, Türk halkıdır. Bunlarla ilgili biz tüzük kurultayımız vardır. Tüzük kurultayımızdan sonra Türkiye'de belediye başkanı arkadaşlarımızın nasıl belirleneceği zaten çok açık ve seçiktir. Bu konuda inşallah önemli olan partimizde ben her zaman şunu söylemişimdir. Benden bir adım önde olan, bir oy fazla olacak adayın sonuna kadar maddi manevi yanımdayım, yanında olacağım her ortamda söylemişimdir. Şunu da asla yapmayacağım. Az önce sizler de orada söylediniz. Ahmet kardeşim söyledi herhalde onu. Ben aday adayı diye dolaşıp da hani gelip Konyaaltı'na belediye başkanı adayı olmam dedim. Evet. Ben hayatım boyunca partilere hep parti grup kararlarına uygun davranarak bu görevlerimi yapmaya çalıştım. Bütün Antalyalı hemşehrilerim de bunları bilirler. Yani herhangi bir yarış içerisinde değilim. Ben 24 yıllık siyasi hayatımda arkamda hiçbir karanlık iş bırakmadan bugünlere gelmiş birisiyim. Ve önümüzdeki günlerde güzel günler geleceğine inanan birisiyim. Zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeri dediği gibi güzel Antalya'mızı birlikte yöneteceğiz inşallah. Evet. Bu süreçte bize görev verilirse... Evet Sayın Başkanım. Antalya'mız için yapacağımızdan tereddüt yoktur herhalde. Sayın Başkanım sizin de söylediğiniz gibi biz burada tarafsız
herkes kendi görüşünü ortaya koyuyor. Yok, çok güzel gidiyor. Ben bir yani sizi, sizi de 2-0 2-0 1-0 gibi bir yakıştırma da 2-0 1-0'a biraz herhalde takılmışsınız. Bu yakıştırma da şöyle oldu. Tüzük tadilatı nasıl olacak acaba? Tüzük tadilatı Nihat arkadaşım söyledi. Şimdi tüzük tadilatı parti meclis üyeleri ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst yönetimindeki kişilerin belediye başkanı aday olmasına bir engel getirirse o zaman 2-0 önde olur Buhittin Böcek dendi. Yani sizin aleyhinizde bir konuşma olmadı. Arkadaşlarımdan soru sorayım. Yok, ben hiç kimseye hayatım boyunca gülenmem. Ve orada bulunan bütün dostlarım da Yunus kardeşim de, Yemir Ahmet kardeşim de, Nihat kardeşim de. Sizler zaten baş tacımızsınız. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok güzel ediyoruz. Bir program yapıyorsunuz. Ben bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yunus'un bir sorusu var. Benim de selamlama gittim. Herhangi bir rahatsızlığından asla. Estağfurullah. Tamam, o zaman anlaştık. Cevap hakkı doğdu zannettik başkanım. Bugünlere geldik birisi. Şimdi Yunus'la Ahmet'in birer sorusu var size. Kısaca yanıt alırsak çok mutlu tabii, oluruz. Tabii. Buyursunlar, bekliyorum. Sayın Başkanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Programımız için iyi dileklerinize ve nezaketinize teşekkür ediyorum ben de. Her zaman olduğu gibi gösterdiniz bunu. Ben bir şeyi merak ediyorum Sayın Başkan. Siz 3 dönemdir Konya altında ciddi başarılar... 4 efendim. Ciddi başarılar, yani sonuca bakılacak olursa ciddi başarılar elde etmiş bir belediye başkanısınız. Evet. Şimdi zaman zaman da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde... doğru mudur bilemeyeceğim ama radikal bir grup var. Yani sizi hiçbir zaman kabul edemediler mesela. Yani ben bunu kendi gözlemlerime dayanarak söylüyorum Sayın Başkan. Siz belki farklı görüyor olabilirsiniz ama yani sizi partili olarak kabul edemediler. Burada kastetmek istediğim buydu. Benim katılmadığım bir görüştür. Hayır, siz katılmayabilirsiniz ama o görüşte ben olan... Ben size bir şey söyleyeyim. Sayın Başkanım, tamam diyeyim. Evet. O görüşte olan insanlar olduğunu ben biliyorum. Net biliyorum yani. Evet efendim. Şimdi siz hiç zaman zaman bu anlamda bu parti içerisinde yalnızlık hissine kapıldığınız oldu mu mesela? Yani ya ben bu kadar zamandır bu partiye şu kadar başarılar elde ettim. Anlaşıldı belediye başkanlığı kazandırdım ama buna rağmen beni hala kabul etmeyen bir kitle var deyip böyle yeise düştüğünüz oldu mu? Samimi olarak soruyorum. Samimi cevap istiyorum. Samimice söyleyeyim. Hiç hayatım boyunca yalnız kalmadım. Bütün partilerimin ilk kurultay delegeliğinde biliyorsunuz seçimlerde partiye 2002 6 Aralık itibariyle katıldığım gün itibariyle birinci sırada kurultay delegeliğine seçti bu Cumhuriyet Halk Partili dostlarım, partilerim, yoldaşlarım. Zaman zaman parti içinde bunlar çok normaldir. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi özgürlükçü, demokrasiye inanan partimizdir. Ben az önce Nihat kardeşim dedi ki kendi ilçesinde işte seçimle ilgili bana Sayın Genel Başkanımsınız söyledi. Asla örgütlerin içine karışmayacaksınız belediye başkanı olarak dedi. Dedim ki Sayın Genel Başkanım önümüzdeki hafta belediye başkanları ile ilgili bir toplantı yapacaksınız. Bu toplantıda da söyleyin. Ben Antalya Konyaaltı ilçemizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinde Ataşehir Belediyesi'ne genel başkanımla gittim. 192 geldi, kendileri aralarında kura çekti. Ben hayatım boyunca seçim kaybetmedim. Beni kırmızı listeyle beyaz liste belediye başkanı yapmıştır. Onlar benim canlarımdır. Siyasette parti içerisinde ufak tefek hangi partide olursa olsun bunlar çok normaldir, olmalıdır da. Bizde demokrasi vardır Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Hiç kendimi yalnız hissetmiyorum. Antalya'da Antalya'yı tercih eden partimizin kurucusu Mustafa Kemal. Aynı zamanda hani iki büyük eserim var dediği gibi. Birisi Cumhuriyet, birisi Cumhuriyet Halk Partisi. Biz hem Cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkıyoruz. Ayrıca hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeri. Bazıları eşi için, bazıları işi için, bazıları yaşamak için geldiği güzel Antalya'mıza yurdum insanıyla biz beraberiz. Konyaaltımızda 23 bin yabancı vatandaşımız da yaşamaktadır. Bu güzel Antalya her şeyin en güzeline layıktır. O bakımdan hiç yalnız hissetmedim kendimi.
Teşekkürler. Sağ ol başkanım. Ahmet Demir arkadaşımın bir sorusu var size. Tabii ki. Buyursunlar Ahmet. Çok kardeşim. Teşekkür ediyorum. Başkanım iyi akşamlar diliyorum. Tamam. Ben de Yunus abi gibi nezaketinizden dolayı teşekkür ediyorum. Benim sorum çok kısa başkanım. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilleri ön seçimde belirleniyor. Ama belediye başkanları Ankara'dan belirleniyor. Eğer ön seçim kararı alınırsa siz ön seçime katılır mısınız? Ben partimin vereceği her türlü göreve her köşesinde Gazipaşa'dan Kaş'a kadar hazırım zaten. 4 dönem Akdeniz Rezerv Birliği Başkanlığı'nda da gitmediğim kapanan 74 belediye, biliyorsunuz 94 belediyemiz vardı. Evet. 74'ü kapanmıştı. Hepsine gitmediğim belde kalmamıştı. Biz halkımızla bütünleşmiş insanlarız. Ben partimin vereceği, başta Sayın Genel Başkanım Kılıçdaroğlu'nun vereceği karara saygılıyım. Ne emrederse onu yapmaya hazırım. Teşekkür ediyorum başkanım. Teşekkür ediyoruz başkanım. Nihat kardeşimin sorusu yok mu acaba? Nihat var mı bir soru? Kısa. Sayın Başkan, ben tabii arkadaşımızın Yunus'un bir değerlendirmesi oldu. CHP ile ilgili Sayın Böceğin bir zaman zaman CHP'nin radikal bir kesimiyle sıkıntısı olduğu gibi. Ben sizin aidiyetiniz anlamında CHP'yle bir sorun olduğunuzu hiç düşünmedim. CHP'lerin de böyle bir şey yok. Siz, orada aldığınız oyların sürekli artması da bu desteği de gösteriyor. Oradaki CHP'lerin de sizin etrafınızda birleştiğini de gösteriyor. Hani şeyi söyledim, tabii bu ilçedeki desteklediğiniz adayın grubun daha doğrusu yönetimin seçilemediğini söyledim. Siz benim bir aday desteklediğim grup yok diyorsunuz ama bir yönetim listenizin olduğunu düşünüyorum ben ilçede. Asla orada Nihat'cığım yanılıyorsun, şunu söyleyeyim. Bakınız genel başkanım bana dedi ki, başkan dedi hiçbir örgütün işine karışma. Siz beni daha önce de, yani bu dönemi boş verin. Evet. Bundan önceki Sayın Kumbul Başkanı Murat Paşa adaylığında Songül kardeşimin aday olduğunda veya Garip'te Önder Kurnaz'ın Tepez'e aday olduğunda başkanlarımızın hiç siz kongrelere katıldığımı duydunuz mu? Ben parti işine katılmam. Bütün ama partimin il başkanlığı seçimi Konya'mızda olur. Kadın kolları başkanlığı seçimleri, gençlik kolu başkanlığı seçimleri. Ayrıca bu dönemde yine biliyorsunuz kendi fuar kongre merkezi Nazım Hikmet salonumuzda yapılmıştır. Kongre fuar merkezimizde yapılmıştır. Onun için şunu asla genel başkanım ön seçim yok belediye başkanlarının diye karışmayacaksınız diye bize talimatı vardır. Benim ilçe yönetiminde, il yönetiminde bir tane çalışanım yoktur. Ve olmayacaktır da. Peki başkanım. Yani. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Programımıza katıldınız, onur verdiniz. Çok teşekkür ederim. Güzel insanlar var orada. Başta siz olmak üzere. Sağ ol. Ayrıca Kanal V izleyicilerine de bu vesileyle selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İnşallah güzel günler gelecek. İnşallah efendim. Birlikte. İnşallah. İnşallah. Göreceğiz. Siyasette de çok... inşallah güzel günler. Birlik beraberliği göreceğiz. Hep birlikte. Yakında. Hep birlikte. Evet. Allah teşekkür ediyoruz. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Herkese başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Teşekkürler başkanım. Evet sevgili izleyenler, programımıza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Sayın Muhittin Böceğe cevap hakkı doğmuştu. Kendisini bağlantı yaparak konuştuk. Tabii ki burada konuşmalarımız her kişinin kendi kişisel görüşüdür. Herkesin bir siyasi fikri var. Biz burada o fikirleri çarpıştırıyoruz, yorum yapıyoruz, değerlendiriyoruz ama kendi doğrumuz bunlar. Bu doğruları kabul etmeyen olursa herkese ekranlarımız açıktır. Bağlantı kurabilirsiniz. Mesaj Muhittin Başkan'ın gönderebilirsiniz. Konuşmasından şunu anlıyoruz değil mi abi şimdi? Tarlada izin var, harmanda gözüm var. Tabii Muhittin Başkan, genel başkanım ne derse onu yapmaya hazırım diyerek biat kültürümüzün önemli bir noktasını dile getirdi. Yani şeyle belki de ben adayı olmam sözü de burada biraz çürüdü. Çünkü adayı o yani ön seçim isterse genel başkan zorunlu olarak adayı olacak. Ön seçim de isteyeceğini sanmıyorum. Başka bir yerden de aday göstereceğini sanmıyorum ben. Evet şimdi siyasi partilerden açılmışken sevgili izleyenler AK Parti ile devam edelim. Rıza Sümer 10 Mart'ta yapılacak il kongresinde aday olmayacağını açıkladı. Şu cümlelerle bunu dile getirdi. Genel merkezle yaptığım istişareler neticesinde 10 Mart tarihinde yapılacak kongrede il başkanına yeniden aday olmayacağım. Partimizin sade bir üyesi, bir neferi olarak bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim dedi.
Belki de bekleniyordu il başkanlığına aday gösterilmeyeceği Rıza Sümer'in. Hatta salı günü Ahmet Döktürk ve Uğur Keskin'in programında bu istifaya benzer aday olmayacağı açıklamasından önce ve Kanal V ekranlarından aday gösterilmeyeceğini onlar ilan etmişlerdi. Şimdi tabii bu konu geride kaldı. 10 Mart günü seçim var AK Parti'de. Kimler aday olacak? Dün bir temayül yoklaması yapıldı. Bu temayül yoklamasına partinin ilçe başkanları, partili belediye başkanları ve il yönetiminin üyeleri bu temayül yoklamasında oy kullandı. Kapalı meclis üyeleri de var galiba. Meclis üyeleri. Büyükşehir meclis üyeleri. Büyükşehir. İl yönetimi, ilçe başkanları, gençlik kolları ve kadın kolları başkanları. Evet. Şimdi bu yoklamaya bizim resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen bu yoklamaya Avukat İbrahim Ethem Taş, AK Parti'nin Kepez ilçe başkanı şu anda görevi, rahmetli eski il başkanlarından Hamza Taş'ın küçük oğlu ve şu anda Başbakan Binali Yıldırım'ın özel kalem müdürü olan Abdülkerim Taş'ın da kardeşi. 22. dönem milletvekili Burhan Kılıç, Avukat Bekir Asri başkan yardımcısı yönetimde, ayrıca Birlik Vakfı'nın da başkanı. Ali Çetin başkan yardımcısı, dış ilişkiler başkanı. Osman Dirican yine başkan yardımcısı, sosyal politikalar başkanı. Doktor Abdullah Işıkan il başkan yardımcısı, teşkilat başkanı, eski Muratpaşa ilçe başkanı. Ve veteriner hekim Hasan Yeşildağ, Muratpaşa eski ilçe başkan yardımcısı, mevcut yönetimde başkan yardımcısı, medya tanıtım başkanı. Bu açıkladı yalnız Hasan Yeşildağ, adaylarını açıklayan. Açıkladı. Diğerleri de temayülde açıkladılar. Evet. Şimdi arkadaşlar, şimdi benim duyumlarıma göre iki tane burada güçlü aday çıkmış temayülden. Birisi Avukat İbrahim Ethem Taş, birisi de eski milletvekili Burhan Kılıç çıkmış. Bunun ikisinden birinin il başkanı olacağı söyleniyor. Yunus'un değerlendirmesini merak ediyorum. Çünkü yakından izliyor. Ahmet'in de öyle keza. Evet, ben ondan sonra ben de bir şey söylemek isterim. İkisi de yazılar yazdı bu konuda. Senin özetlediğin gibi kısaca söylemek gerekirse temayülden önce de gene Sayın Burhan Kılıç'ın ve İbrahim Ethem Taş'ın isimleri kulislerde konuşuluyordu, dinlendiriliyordu. Diğer isimleri ben çok fazla duymadım ama parti çevrelerinde mutlaka konuşulmuştur. Şimdi temayülde çıkan sonuçlar kapalı olarak Ankara'ya götürülmüş. Yani nihai kararı sonuçta Ankara verecek ama ben şöyle dünden beri yani iç sesim bana sanki bu zikredilen isimlerin hiçbirisi de olmayacak. Böyle beklenmedik başka bir isim gelecekmiş gibi bir hissim var içimde. Bilmiyorum ne derecede doğru olur ama bunu sordum. Yani parti çevrelerinde bir takım kişilerle de iki gündür tabii konuşuyorum, sohbet ediyorum. Yani bu ihtimalin de böyle hiç düşük bir ihtimal olmadığını, yani böyle bir ihtimalin de var olduğunu ifade ediliyor. Tabii bilmiyoruz, zaman da çok azaldı. Onun için ben en fazla pazartesi salıya kadar ismin netleşeceğini ve açıklanacağını düşünüyorum. Tabii burada sadece başkan değişmiyor. Yani başkanı değiştirdiniz. Altındaki yapının da değişeceğini, köklü bir değişim olacağını. Kesinlikle. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz burada İl Danışma Kurulu'nda yaptığı toplantıda, konuşmada açıkça söylemişti. Yani darılma gücem bu olmasın, değişiklik yapılacak diye o mesajı net bir şekilde vermişti. Evet. Ama bekleyip göreceğiz. Yani bugün yarın belli olacak gibi. Evet. Burada yalnız belirlendikten sonra ancak bir şeyler tartışabiliriz tabii. Olabilir, evet. Burada yalnız şu var. İki tane aday ön plana neden çıkıyor sorusu sorulduğunda 26 ilde referandum başarısızlığı söz konusu. Evet. Bu 26 ilde il başkanlarının yerine genelde eski milletvekilleri temayülden çıkmış ve eski büyük ölçüde de %80'i civarında eski milletvekili. Bir de Burhan seçilmiş. Kılıç biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk yol arkadaşlarından bir tanesi. Kuruculardan tabii. Evet. Yani hani bir öze dönüş
olaylı olabilir, bilemiyorum tabi. Şeyde İbrahim Ethemtaş da rahmetli, hani AK Parti içerisinde efsane olmuş bir il başkanı. Daha önce de il yönetiminde görev aldı tabii, İbrahim Ethemtaş. Ama yani babasından gelen o şeyi de var, yani o partiden genleri, sempati de var. Evet, sempati evet. de var. Ama bakalım, yani o iki ismin dışında dediğim gibi yani hiç tahmin edemeyeceğimiz farklı bir isim de çıkabilir. Belki parti dışından biri de olabilir, bilemiyorum yani. Yeni bir partili de olabilir. Evet, olabilir. Ahmet, sen ne diyorsun? Şimdi Sayın Rıza Sümer'in gideceği 13 Ağustos İl Danışma Meclisi'nde Cumhurbaşkanı tarafından deklare edilmişti. Orada darılma, gücenme yok. Evet. Antalya'yı da yenileyeceğiz demişti. Ve ben buna istinaden 21 Ağustos tarihinde bir köşe yazısı yazmıştım. Rıza Sümer istifa etmeyecek. Ancak bir daha aday da olmayacak. Aday gösterilmeyecek şeklinde. Nitekim önceki gün basın merkezlerine geçilen mailden bu teyit edilmiş oldu. Şimdi bugün biliyorsunuz temayül yoklaması vardı. Sabahtan il yönetimi, öğleden sonra da ilçe başkanları, gençlik kolları ve kadın kolları başkanları. Oy kullandırır. Oy kullandırar. Büyükşehir meclisleri ve belediye başkanları da buna dahil. Şimdi orada söyledikleri şu, 6 tane isim yazabilirsiniz. Üçer isim diyebiliyorum. 6 isim yazılabilir şeklinde söyleniyor. Ancak teşkilat içerisinde el altından verilen 3 isim var. El altından verilen 3 isim İbrahim Ethemtaş, Kepez İlçe Başkanı, Gençlik Kolları Başkanı ve Kadın Kolları Başkanı. Şimdi baktığımız zaman onların haricinde isimleri geçen Bekir Asri, Osman Dirican, Ali Çetin, Burhan Kılıç. Burhan Kılıç'la bizzat ben kendim görüştüm. Geçtiğimiz hafta Ankara'ya gittiğini ve Ankara'da bir takım görüşmeler yaptığını söyledi. Burhan Kılıç'ın olabilme ihtimali partiyi artık toparlayıcı bir abi rolünde evet. olsun düşüncesiyle olabilir. İbrahim Ethemtaş'a baktığımız zaman da İbrahim Ethemtaş'ın şöyle bir durumu var. Şimdi genç bir arkadaşımız ancak tecrübeli, yönetimsel anlamda tecrübeli. Çünkü daha önce il yönetiminde görev yapmış, şu anda Kepez İlçe Başkanı. Ben orada biraz tereddütlerim vardı aslında. Kepez İlçe Başkanlığı'na yeni oturmuş bir isim. Orada bir dönem daha pişsin, daha sonra il başkanı olur gibi bir düşünce bende şahsım olarak hakimdi. Ama daha önce ancak bunun il başkan yardımcılığı yaptı. Bunun il başkan yardımcılığından ziyade bunun Kahramanmaraş'ta aynı şekilde bir örneği var. Yani yeni başlamış bir ilçe başkanını oradan alıp il başkanlığına getirmekten ziyade, çünkü AK Parti'de böyle şeyler pek fazla olmaz. Araştırdığım zaman ancak Kahramanmaraş'ta böyle bir ilçe başkanının 2 ay sonra il başkanı yapıldığını gördüm. O yüzden temayül yoklamasında da İbrahim Ethemtaş'ın açık ara birinci çıktığını öğrendim. Evet. Onu söyleyeyim. Şimdi dışarıdan bir gözle değerlendirmeye çalışayım. Ben bir haftadır hemşerim olan Burhan Kılıç'ı duyuyordum. Böyle bir il başkanlığına getirilecek falan diye. Önce pek ihtimal vermedim. Çünkü Burhan Hoca biraz kabuğuna çekilmiş gibiydi. Bizim Gebze'dedir, kendisi hemşerimizdir. Ama Korkuteli'de yaşıyor falan. Biraz bizim hanım tarafından akraba öyle mi? Onu da siyaseten yani. Biraz kendi kabuğuna çekilmiş bir görüntüsü vardı. Pek ortalıkta görmüyorduk Burhan Hoca'yı. Öğretmendir kendisi aynı zamanda, biliyorsunuz. Acaba falan diye düşündüm. Sonra güçlü güçlü konuşulmaya başladı. Ben bu isimler arasında tabii en tecrübelisi, en deneyimlisi Burhan Kılıç. Evet, gönlümde de benim dışarıdan birisi olarak o geçer. Yani tanıdığımız, bildiğimiz bir isim. Sempatik de bir isimdir. Herkesinle barışıktır. Diyaloğu da vardır. Parti içerisinde de Burhan Hoca'dır. Evet, abidir. Siyasi tecrübeleri de oldukça fazladır. Fazladır. 99 ama, seçimlerinde biliyorsunuz Refah Partisi'nin Büyükşehir adayıydı. Şimdi diğer isim mesela o Hamza Taş'ın oğlu arkadaşımız oldukça genç. Kepez İlçe Başkanları yeni gelmiş. Daha deneyimi de çok fazla değil diye düşünüyorum. İl yönetiminde görev alsa bile. Evet. Ben biraz gönlümden şeye geçer, dışarıdan birisi olarak, bakan birisi olarak Burhan Kılıç geçer. Sonuçta konuşabileceğiniz, bir şey sorabileceğiniz bir isim en azından. Deneyimli bir isim. Ama ben Yunus'un söylemine daha yakın duruyorum. Çünkü AK Parti'de temayül yoklamasından çıkan isimler, o listeler aynen uygulanmıyor. Orada bir değerlendirme yapılıyor. Genel merkezin farklı bir ismi de gösterebileceğini düşünüyorum. Ben de Yunus'a katılıyorum. Evet. Yani zaten bu değişikliğin sebebi Sayın Cumhurbaşkanı'nın tüm teşkilatlarda, Türkiye genelinde değişiklik yapmasının sebebi biliyorsunuz bir takım başarısızlıklardan kaynaklı değişikliklerdi. O yüzden baktığımızda ben de sizinle aynı görüşe katılıyorum. Radikal bir değişiklik yapıp sadece yönetim içerisinde görev almış kişiler değil, dışarıdan birisi de olabilir.
Evet. Evet sevgili izleyenler, AK Parti'deki son durum da böyle. 10 Mart'ta yapılacak il seçim, il kongresinde her şey ortaya çıkacak. Bütün adaylara başarılar diliyoruz. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayiciler tekrar Ali Bahar'ı başkan seçtiler. Müteşebbis heyet seçiminde Ali Bahar 160 oy alırken rakibi Mustafa Alanyalı 85 oyda kaldı. Burada ilginç yanı listede Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Çetin Osman Budağ'ın oğlu Yiğit Budak da Ali Bahar'ın listesinde yönetime girdi. Şimdi benim aklıma tabii şey geliyor. Bu bir süre sonra da ATSO seçimleri var. Ali Bahar ATSO başkanlığına da adaylığını açıklamıştı. Demek ki Çetin Osman Budak oğlu bu listede olduğuna göre ATSO seçimlerinde Ali Bahar'ı destekleyecek. Öyle bir görüntü var. Siz ne dersiniz arkadaşlar? Şimdi tabii kabaca bakıldığı zaman düz mantıkla böyle bir şey... Ya da Cumhuriyet Halk Partisi mi demek lazım? Hayır. Şimdi bakın ATSO Başkanı Davut Çetin geçmişte, bilmiyorum hala üyeliği sürüyor mu, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan bir siyaset tilti yaptı. Çünkü bir dönem il yönetiminde de görev aldı. Daha sonra ticari işlerine baktı, ATSO'ya geçti falan. Böyle bir isimdir, CHP'ye uzak olan bir isim değildir bu anlamda ama çok siyasi bir yönün tarafı da yoktur. Şimdi bir süreden beri Sayın Davut Çetin'in işte bazı ekibindeki bazı isimler arasında sıkıntılar olduğu duyuluyordu. Bunlar arasında mutlaka Cumhuriyet Halk Partili isimler de vardır. Onlarla sıkıntılar olduğu duyuluyordu. İşte Ali Bahar rakip olarak çıktı karşısına. Eğer ertelenmeseydi ATSO seçimleri şimdiye kadar durum belli olacaktı. Şimdi şeyde son Sayın Menderes Türel'in katıldığı meclis toplantısı var. ATSO meclis toplantısı var. Oraya da izledik, görüntüyü izlemeye çalıştık. Sayın Türel geldi, konuşma yaptı. Davut Çetin konuşma yaptı. Davut Çetin'i savunan... Şimdi şöyle, tabii bu uzun süreden beri Sayın Türel eski ATSO başkanı bir süre pek soğuktu. İlişkiler limoni gibiydi. Zaman zaman eleştiriler de olmuştur karşılıklı. Ama son zamanlarda bir yakınlaşma var. Ben orada kulislerde sordum bazı üyelere. Şimdi Davut Çetin'in durumu nedir falan diye. Bu tabloda. Şunu sordum açık söylemek gerekirse. Davut Çetin mi AK Parti'ye yaklaştı, AK Parti mi Davut Çetin'e yaklaştı diye. AK Parti'nin Davut Çetin'e yaklaştığını, onun da bunu kabullendiğini, biraz o cenaha yaklaştığını, siyasi görüş olarak değil, adaylık anlamında onların desteğini almak için oraya yaklaştığını söyledi. Çünkü CHP içinde herhalde biraz ismi tartışılmaya başlayınca veya belli Ali Bahar tercih edilince ya da... Hani CHP'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı mıdır Ali Bahar, öyle bir şey yok. Öyle bir tercih mercih öyle anlamda bir şey yok. Yani orada şeydir, Sayın Çetin Osman Budağ'ın oğlunun sonuçta babası siyasete soyununca oradaki işlerini o üstlenmiş, onun listesine girmiş. Ha, bunun CHP'li desteklediği anlamına çıkmaz. Ama Sayın Davut Çetin'in de şu anda biraz aday olabilmek için eski arkadaşlarla arasında bir ekibiyle bir yarılma olduğu ortaya çıkıyor. Biraz AK Parti kanadına AK Parti'nin onun ona yaklaştığı ortaya çıkıyor. Şu anda durum bu şekilde. Ama neydi? Şu anda buradaki OSB seçimler çok önemliydi. Evet. O ATSO'nun seçimlerinin göstergesi gibi. OSB'yi kazanan ATSO seçimlerinde 1-0 öne geçer bir görüntü vardı. Sayın Ali Bahar'ın da burada güçlenmiş olduğu görünüyor. ATSO başkanlığı için bir adım öne geçmiş gibi görünüyor bana göre. Bir haydi oy farkı evet, var değil mi? Farklı almış çünkü. Evet. Teşekkürler. Sayın. Reklama falan girmiyoruz değil mi? Şimdi devam ara edelim. Vermeyelim. Arasız bitirelim çünkü vaktimiz daraldı. Muhittin Böcek tamam. Araya girince değil mi? Şimdi konularımız var daha. Ali Bahar'ın bir adım iki adım öne geçtiği noktasında asla katılmıyorum Nihat Bey'e. Onu söyleyeyim bir kere. Öyle OSB seçimlerini kazanan, ATSO'yu kazanır falan yok öyle bir şey. Yani o görüntü sizi aldatmasın. CHP'nin adayı değil diyor. Hayır, şu an bütün emareler onu gösteriyor. Kim CHP'nin adayı? Ali Bahar için diyor. Tabii ya, öyle CHP'nin görünüyor. Yani. Bu şu anki bütün işaretler
onu gösteriyor. Yani resmen aday göstermiyor hayır, sonuçta. Zaten öyle. Yani ama aday öyledir. Aday göstermiyor yani, bir de destekler. Ama seçimde filan aday filanca partiye yakın, falan aday falanca partiye yakın diye konuşulur. Evet. Destekler de o yönde gider. Davut Çetin de CHP'ye daha yakındır. Davut Çetin yani Davut siyasi Çetin. Partileri bir kenara bırak. Evet. Eski FETÖ de karışıyordu bu desteklere. Evet, evet. Evet. Şimdi, en son seçimde bir öncekinde yaşadık bunları. Şimdi Davut Çetin'in AK Parti'ye yaklaşması ya da AK Parti'nin Davut Çetin'e yaklaşması bu seçimin doğasında var zaten. Şimdi sizin karşınızdaki rakibiniz Cumhuriyet Halk Partisi tarafından destekleniyorsa doğal olarak karşı tarafta sizi destekler veya siz de ona yaklaşma ihtiyacı hissedersiniz. Yani bir şeyi bildiğimden söylemiyorum. Ali Bahar'ın adaylığından önce sanıyorum bu ilişkiler kurulmaya başlandı gibi. Öyle bir şey yoktu. Bakın geçen bu hafta burada konuştuk. Davut Çetin bir genel değerlendirme yaptı. Dedik ki o zaman da söyledim ben. Yani birilerinin sürekli bir yerlere yaklaştırma, bir aidiyet içerisine sokma çabası var. Yani adam ne İsa'ya yaranabiliyor ne Musa'ya yaranabiliyor. Diyor ki durum tablo bu, iktidar kızıyor. Evet. Tablo ya işte bu ama biraz umutluyuz diyor, muhalefet kızıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bu bir süreç içerisinde, doğal süreç içerisinde gelişen bir olay. Şimdi benim asıl şaşırdığım, beni şaşırtan şey şu. Ali Bahar'la ilgili seçimden bir gün, iki gün önce basında, birkaç gün önce basında yer alan bir takım haberler var. Hepiniz görmüşsünüzdür. Neydi? İşte yurt dışında işte katılmadıkları bir fuarla ilgili basında çıktı, yer aldı işte. Katılmış gösterip onu faturalandırıp o 2000 lira mı 2500 lira bile bir kişi daha var yanında beraber aldıkları. Sonra 40 gün sonra olay ortaya çıktıktan 40 gün sonra işte biz katılmadık falan deyip işte parayı iade falan filan. Ama bu olay şimdi yargıda. Yani biz kimseyi tabii suçlama şeyimiz yok, görevimiz de yok öyle. Bir şaibe. Ama bir şaibe var yani bu yazıldı, çizildi, bu konuşuluyor. Ona rağmen... O sebep seçim ben etkileyeceğini mesela bu olayın onu etkileyeceğini düşünüyordum. Şaşırdım inan yani ne oluyor bu? Demek ki ciddi bir dejenerasyon var bizde toplum olarak. Evet. Yani bugün bir şeye bakıyorum bu konudan yola çıkarak girdim. Dünyada Avrupa'da 22 tane 23 tane şeyi buldum. Yani bir takım hadiselerden dolayı istifa eden bakanlar, başbakanlar, siyasetçiler, şunlar bunlar. Japonya'da hareketi yapanlar çıkıyor. Bir tane zaten şey yok işlerinde. Müslüman bir ülke yok yani. Bir tane yok. Bu bir ayıp yani. Benim duyduğum bizde, bir olay değil ama bilmiyorum bizde, belki. Bizde nedir? Abi biraz da çıktı. Ben de yani, bizde nasıl biliyor musunuz? Bizde öyle bir hale gelmiş ki maalesef şaibesi olmayan insan... Şey yapamıyor yani seçime meçime giremiyor. Ne kadar çok şaibem varsa kazanma ihtimali de o kadar yüksek. İş bu noktaya geliyor. Yani bunu yani o zaman bir şey Ali Bahar'ın söylemiyorum. Bunu genelleme yaparak söylüyorum. Evet. O sonuçta iddiadır, gerçektir, doğrudur. Onun yargı kararını belki yargı vurur, serven yapılmıştır, yanlışlıkla yapılmıştır. Bilemiyorum. Çünkü yani önemli bir rakam değil onun. Yani böyle bir şey anılması dahi bir insanın evet. Böyle bir şeyle anılması dahi etkilemesi lazım. Etkiler diye düşünüyordum. Bir bakıyorsun. Ama demek ki açık fark. Onu tanıyanlar bunu konduramamışlar. Evet, böyle bir suçlamayı konduramamışlar demek ki. Ortada, bilemiyorum. Bir yanlışlık da olmuş. Yanlışlık da olmuş olabilir. Yani konduramamışlar. Yani, dediğim gibi seven olmuş olabilir. Onun için ama şunu diyecektim. Lafı şuraya bağlayacaktım. O sebe seçimlerinin Atso'ya ben bu manada etki edeceğini düşünmüyorum. Yani öyle iki adım bir adım şimdi sen böceğin işine döndü. İki adım önde. Ben etki edeceğine inanıyorum. Peki. Yani ben yani bir defa Cumhuriyet Halk Partisi eğer Ali Bahar'ı destekliyorsa böyle bir hakkında şaibi varsa yani bu ortaya yani. Çıkar yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de burada aslında burada mevzu şu. Yani Atso işte Atso'yu etkiler mi etkilemez mi? OSB'de birisi bu kadar aldı, birisi bu kadar almadı. Aslında burada önemli olan şu. Antalya'da 3 tane organize sanayi var. 4. ve 5.'nin kamulaştırması yapılıyor şu anda. İlk 1000'de, 500'de, 250'de Antalyalı sanayiciler var. Bunların sayılarının artması, şehir ekonomisine, ülke ekonomisine daha çok katkı yapılması gerekirken, çünkü karayolu, havayolu, denizyolu, ulaşım ağı çok geniş bir bölgeyiz evet, Antalya evet. olarak. Ama maalesef biz organize sanayiyi yeterince kullanamıyoruz. Önemli olan bu açıdan bakmak lazım. Yani değilse AK Parti'ye yanaşmış, öbürü CHP'ye yanaşmış. Ya nereye yanaşırsa yanaşsın. Ama mesele
Antalya'ya ne kazandırdığı, Antalya'ya ne verdiği. Ben buna bakarım. Hayır, yanaştığı fikrini bilmiyorum. Benim böyle bir görüşüm yok. Her iki aday için de böyle bir şeyim yok ama söylemler bu şekilde. Evet. Yoksa ben bir de şu partinin şu adayı diye bir şey yok. Arkadaşlar bir de şu var ya. Değil de, ya sivil toplum örgütlerinin seçimlerine bu siyaset kurumu niye karışır? Karışıyorlar ama. Ya niye karışır? Bana bir söyleyin de ben burada bir çözüm arayayım ya. Ya bu kendi başına bırakması lazım. Yoksa sivil toplum örgütü olmaktan çıkar o. O partinin arka bahçesi olur. Evet. Zaten öyle olmuyor. Evet, bize de faydası olmaz. Bugün meslek odalarında dahi partilerin müdahil olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani. İşte bu yanlış olduğunu vurgulayalım buradan. Yani evet arkadaşlar, kısa bir ara vereceğiz. Sevgili izleyenler, kısa bir reklam aramız var. Reklamlar daha çok gelir inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Kısa bir ara lütfen. Sevgili izleyenler, tekrar merhaba. Konularımız çok bugün, vakit bize yetmedi. Şimdi ITB turizmle ilgili konulara gireceğiz biraz. ITB Berlin Fuarı 52.si 7 Mart tarihinde açılıyor. ITB Berlin Fuarı'nın bu yıl en çok konuşulacak iki ülkesi Türkiye ve Yunanistan. Yunanistan son iki yılda turizmdeki düşüş, bizdeki Avrupalıların gelmemesi nedeniyle ortaya çıkan düşüşten en karlı çıkan ülke oldu. Ve Yunanistan son iki yıldır turist sayısını artırdı. ITB Berlin Fuarı turizmin önümüzdeki sezon nasıl geçeceğinin en önemli göstergesini ortaya koyan bir fuar. Onun için Türkiye bu fuara çok önem veriyor. Antalya olarak Türkiye standı dışında bu fuara katılıyoruz. Turizm alanında bir de Antalya Limanı da sahipler değişti. İşletmeciler değişti. Antalya Havalimanı'nda Çeçen grubundan %49 oranındaki hissesini TAV grubu aldı. %51 hisse de Almanlara ait biliyorsunuz. Almanlarla birlikte eşit %50-50 yönetime talip oldu TAV. Ve önümüzdeki günlerde bu sözleşme imzalanarak yürürlüğe girecek. Dış hat yolcusu bakımından Türkiye'nin ikinci büyük havalimanı, en yoğun havalimanı Antalya. 2017'de 26 milyonu aşan bir yolcuya hizmet verdiler. Evet, ITB Berlin Fuarı önemli dedik. Bütün sivil toplum örgütleri, Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri çok yoğun bir katılım sergiliyoruz. Kimden başlayalım arkadaşlar? Ben kısaca bir şey söylemek isterim. Evet. Antalya Havalimanı konusunda. Şimdi bu sözü havalimanını alan grup İstanbul Havalimanı'nı işleten, Atatürk Havalimanı'nı işleten tamam. Grup. Evet. Evet. O grup şimdi o havalimanı kapatılacağı için şu anda bir boşluk hissetti. Boşta kalmış vaziyette. Türkiye'nin en büyük havalimanından sonra Antalya'yı alıp Antalya'yı işletecek. Önemli katkı yapmasını bekliyoruz. Deneyimli bir havalimanı işletmecisi bu firma. Bizde biraz alışkanlık var. Firma ismi söylememeye çalışıyorum aslında ama evet, evet. Tek isimle bakın yapacak bir şey de yok ama tekel gibi. Bunda firma ismini söylemenin bir sakıncası yok. Sahibi tek, başka sahibi yok. Tek. Bunun dışında tabii turizm, ITB Berlin Fuarı bir turizm borsası. Uluslararası turizm borsası niteliğinde. Oradaki göstergeler çok önemli. Sizin de altını çizdiğiniz gibi geçmişte biz Avrupalı turistleri kaybettik birkaç yıldan beri. Bunu Yunanistan komşumuz kaptı. Onu boş verin. Kendi turistimizi bile kaptı Yunanistan. Epey Türkiye'den 1 milyon üzerinde insan Yunanistan'a tatil yapmaya gidiyor ne yazık ki. Umarız ve dileriz ki Batı Avrupalı üst gelir grubu turistlerini tekrar kazanırız ama biraz zor görünüyor. Çünkü siyasi ortam, siyasi hava etkiliyor ne yazık ama ki. Ama Almanları kazanacağız gibi görünüyor. Umarız olur. Yani ben şunu merak ediyorum. Nihat abi orada bir araya girmek istiyorum. 1 milyon civarında bir kişi Yunanistan'a tatile gitti diyorsun ya. Evet. Bunu merak ediyorum. Bunun yüzde kaçı turizmci? Belki bir kısmı da turizmci de bilemiyorum. Bir kısmı değil. Bana göre büyük çoğunluğu turizmci. Evet. Yok gidenler de var ben yani yakın evet. Çevremizden de biliyorum evet. Yunanistan'a evet. Adalara özellikle
Ucuz olduğu için tercih edenler var. Mutlaka tercih edenler var ama bir çoğunluğu da turizm. Onu söyleyeyim yani. Hizmet, yani evet, tarifeler ucuz. Oradaki fiyatlar ucuz. O bakımdan destekleniyor oraya gitmek. Şimdi tabii Merkel'le olan ilişkilerin, Alman hükümetiyle olan ilişkilerin iyileştirilmesi de belki Alman pazarını kazanmamız için bir vesile olabilir. Umarız devam eder bu ilişkiler. Evet. Daha iyi aşamaya gelir. Senin ITB evet. Berlin ve turizmle ilgili söyleyeceğin yani şey. Çok fazla ilave edeceğim bir şey yok. Evet, ITB Berlin turizm sektöründeki belki ilk üç içerisinde sıralanabilecek. İlk birinci sırada yer alacak. Birincisi. Evet, bir önemli faiz bir fuar. Çok iyi değerlendirmek lazım. Yani handikaplarımız çok. Bunları dezavantajlarımız çok. Bunları avantaja döndürebilmek için topyekun bir hareket gerekiyor. Yani doğru. İşte hani şeyde Suriye'de sınır güvenliğimizi temin için bir operasyon yapıyoruz ya. Bu tarafta burada operasyon sayılır. Evet, bir operasyonda bu anlayışta da burada hareket etmek gerekiyor. Burada kamudan ziyade burada özel sektöre büyük evet, görev özel düşüyor. Özel sektörü özellikle çok görev düşüyor. Aktop, Akdeniz Turistik Oteliciler Birliği, evet. Onların bağlı olduğu İstanbul'daki üst birlik. Hı hı. Antalya'da Antalya Tanıtım Vakfı, Antalya Tanıtım Vakfı, Antalya Ticaret Sanayi Odası, Büyükşehir Belediyesi, senin söylediğin gibi yoğun bir katılım göstererek evet. Oraya. Tabii bir de medya mensuplarını götürüyormuş herhalde Antalya Tanıtım Vakfı. Gideniniz var mı? Giderseniz yok. Bize de haber getirin yok. De bizim, burada değerlendirelim. Yok. Bizi Antalya Tanıtım Vakfı bizi bir medya mensubu olarak görmemiştir. O yüzden çağırmamıştır. Onların belli kadrolu arkadaşları vardır. Evet, her sene, büyük ihtimalle her sene götürürler. Her sene aynı kişiler gidiyor. Kadrolu arkadaşlar gidiyor. Böyle bir sıkıntımız ama, var. Şöyle de bir garip durum var. Giden arkadaşlar da geldiği zaman burada ne hikmetse iki satır yazı yazıp da İşte Berlin fuarında şu oldu, bu oldu demezler. Sadece orada birkaç tane öz çekim yaparlar. Evet. Onun haricinde de yedikleri, içtikleriyle Antalya'ya dönerler. Evet. Şimdi söyleyeceğim. Hazır söz almışken ben devam edeyim mi isterseniz. Bitmedi mi? Bu fuarla ilgili ben bir şey söylemedim daha. Bu fuarla ilgili biraz konuşayım ben. Şimdi 4 uçak dolusu bildiğim kadarıyla Antalya'dan tanıtım için ekip gidecek. Ama tabii çok önemli. Sadece Almanya'nın değil, Avrupa'nın birçok şehrin, birçok ülkesinden buraya turist ön rezervasyon yapabilmek için veya Antalya'yı tanıtabilmek için çok ciddi bir turizm ekip borsası çok burası. Ciddi bir ekip gidecek. Ama benim buradaki dikkatini çekmek istediğim olay şu. Şimdi buradan gittiğimiz zaman, daha önce Sayın Valimiz Münir Karaoğlu'yla bir sohbette söylemiştim. Antalya standını, Antalya tanıtımını tek çatı altında toplayacağız. Yani belediyeler gidiyor, ayrı stand açıyor. İşte Tanıtım Vakfı ayrı stand açıyor. Ticaret Odası ayrı stand açıyor. Ve bu şekilde çok keşmekeş bir hal alıyor. Türkiye standı içinde açıyorlar. Ama her biri dağınık bölgelerde açıyordu. Antalya'yı tek çatı altında toplayacağız demişti Sayın Vali. Acaba böyle bir şey yapıldı mı yapılmadı mı bunu merak ediyorum bir. İkincisi. Ahmet sen gitsen bunu gözlemlersin ve bize aktarırsın. Kamuoyuna aktarırsın ama diğer arkadaşlarımız aktaracak mı umarız aktarırlar. İnşallah bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz ama burada benim bir dikkatini çekmek istediğim bir husus da şu. Şimdi buradan kalkıp oraya tanıtım için gidecek olan birçok kamu kurum ve kuruluşu ve artı diğer işte sivil toplum kuruluşları diyelim onların adına. Bunlar Antalya'nın neyini satacaklar? Evet. Deniz, kum, güneş. Şimdi geçen yıl bir Hestorex yapılmıştı. Bu yıl da yapılacak. Peki bu arkadaşlardan kaç tanesi Hestorex'e gelip de alternatif turizmi öğrenip orada onun tanıtımını yapacaklar? Ben bunu çok merak ediyorum. Ve bunun takipçisi olacağım. Berlin fuarına katılıp Hestorex'e katılmayanları da burada canlı yayında açıklayacağım. Evet. Çünkü Antalya'nın hep diyoruz alternatif turizme ihtiyacı var. Denizi, kumu, güneşi zaten biz satıyoruz. Bir şekilde satıyoruz. Kendiliğinden. Yani ülkede sadece ülkeler arasında bir takım siyasi krizlerden dolayı turist gelmiyor. Biz tanıtım yapmasak da siyasi kriz olmadığı zaman zaten bu turistler buraya gelecekler. Ama önemli olan Antalya'nın diğer güzelliklerini spor, kültür, kongre, turizm bunların hangi sağlık evet. Hangi birisini satabiliyoruz? İşte Hestorex yaptık. Geçen yıl kaç tane turizmci katıldı? Antalya Tanıtım Vakfı var mıydı örnek veriyorum? Veya diğer sivil toplum kuruluşları? Veya ilgili belediyeler?
Hangileri vardı? O yüzden ben bu gidecek olan arkadaşlara özellikle söylüyorum buradan, ekranlardan söylüyorum. Arkadaşlar, gidecek olan bakın, arkadaşlar derken arkadaşlar basın derken, mensuplarından söylüyorsun. Basın mensuplarını evet. Söylemiyorum. Hayır. Buradan Antalya'nın tanıtımını yapmak için gidecek olanlara söylüyorum. Evet. Oraya giderken, oraya gittiğinizde Antalya'nın sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, Antalya'da sağlık, spor, kültür turizminin de olduğunu bir zahmet anlatın. Hatta gelin burada Hestorex'e katılın. Hestorex'te bunları öğrenin. Ondan sonra daha iyi tanıtım yaparsınız. Benim çağrım bu. Teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, turizm bu sene iyi gidecek. Öyle görünüyor. Umuyoruz Ahmet'in dediği gibi. Evet. ITB Berlin Fuarı'ndan da başarıyla çıkarız. Ben inanıyorum bu sene turizm hem Rus hem Alman turistlerin tekrar Türkiye'ye gelişiyle müthiş bir iğme kazanmanın ilk adımlarını bu yıl atacağız. İnşallah çok iyi geçer. Evet, çünkü geçecek. Binlerce insan ekmek kapısı. Fakat arası. Alternatif turizmi hiçbir zaman ihmal etmememiz lazım. Bu konuda da bu krizlerin B planıdır. Alternatif hem krizlerin turizmi. B planıdır yani hem de kış tekrar, dönemlerinin. Evet. Kış dönemlerinde birçok otel kapanıyor. Tekrar yaşayabiliriz. Şimdi Demre'de bir tarım fuarı açıldı sevgili izleyenler. Tarım Fuarı'nı Büyükşehir Belediyesi ve Demre Belediyesi ortaklaşa yaptılar. Tarım, Seracılık, Gıda, İhtisas Fuarı. Şimdi burada Türel çok önemli mesajlar verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel. Tarım sektörünün bir defa turizm kadar önemli bir sektör olduğunu, ihracat, dış gelir anlamında. Antalya'da 6,5 milyon ton yıllık üretim kapasitesi var tarım sektöründe. Yarım milyarı aşan da ihracat geliri var. Ve Türkiye'nin ihtiyacını da büyük oranda kapalı ve açık tarım alanlarında karşılıyoruz. Tabii tarım sektörüne çok ciddi destekler hükümet tarafından veriliyor. Bu konuda da Türel, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı, ihracattan sorumlu bakanlar, ve şu şekilde ifade etti. Medar iftarımız Antalya'mızda, medar iftarımız gururumuz, Dışişleri Bakanımızın da bu konuda çok büyük gayretleri var dedi. Şimdi satır başlarıyla Menderes Türel çiftçiye ücretsiz elektrik konusunda proje üretiyoruz dedi. Evet. Bu konuda şeyde bilgisi, galiba döşeme altındaki bir evet, güneş tarlası kurdu. 2 megawattlık bir güneş santrali GES evet, projesi. Ama bunu, tabii, evet. bunu yaygınlaştıracaklarını 39 daha, evet. 39 sulama kooperatifi var Türkiye'de şeyde Antalya'da. Bunların toplam 5 megawatt enerjiye ihtiyacı varmış. Güneş tarlalarının sayısını çoğaltarak bu 5 megawattlık enerjiyi üretmek üzere BAKA'da bir proje geliştiriliyor. Bu çok önemli bir müjde Antalya için. 18 bin dekar araziye sulama suyu götürülmüş son 2 yılda. Bu da çok önemli. Çünkü sulama suyu sıkıntısı her ne kadar Antalya böyle sahil kenti, ılıman iklim dense de hala Gündoğmuş, Akseki gibi yerlerde karla mücadele, yol mücadelesi yapılıyor. Oralarda arazi kısıtlı, sulama yapılamıyor. Fakat bütün bunlara karşı bir de Demre Komisyoncular Derneği Başkanı Fahri Duran da bu fuarın açılışında bir konuşma yaparak sera üreticisinin çok zor durumda olduğunu söylüyor. Rusya'nın domates ihracatı için sadece 5 firmaya izin verdiğini, bu 5 firma içerisinde de Antalya'dan hiçbir firmanın bulunmadığını. Evet, Mersinli firmalardan söz edildi. Evet, Mersinli firmalardan. Evet. Kaymakam Murat Uz da, Demre Kaymakamı, üreticimiz sofrasına koymadığı ürünü tüketiciye göndermez. Bu laf çok önemli. Gelin şu tarım ilacı meselesini. Acaba öyle midir? Öyle midir? Sen söyle bakalım. Şimdi tabii direkt sektörün içinde tarım üreticisi değiliz ama geçmişten beri duyduğumuz bu tarım ilacı kullanımı konusunda çok da... Niye geri dönüyor bu ürünler oraya evet, gidiyor? Çok da özenli davranılmadığı söylenirdi. Çünkü dediğiniz gibi Rusya'ya gönderdiğimiz tarım ürünlerinin bir kısmının hemen geri gönderildiğini, onlardan sonra ne yapıldığını da bilmeyiz. Acaba geri gönderilen, burada ilaç kalıntısı var deyip de geri gönderilen ürünleri ne yapıyoruz? Bir yere mi döküyoruz, iç piyasaya mı veriyoruz? Bu konuda ciddi soru işaretleri vardır. Burada bir sıkıntımız var.
tarımsal kalıntılar konusunda sıkıntılarımız var. Sadece bizim bölgemizin değil, mesela Eğirdir'de, Türkiye'nin önemli bir içme suyu kaynağı olan Eğirdir Gölü'nde de ciddi şekilde kirlenme söz konusu oluyor tarımsal ilaçlardan dolayı. Yani üreticimiz ne kadar bilinçlidir? Sayın Kaymakam'ın söylemine katılmak çok zor. Bilinçlidir? Ne kadar bilinçli kullanıyor? Ve atıkları ne yapıyor? Mesele o. Bir şey söyleyeyim mi? Kullandığı atıkları, kaplarını nereye atıyor? Evet. O üreticiye ders verecek olanlardan daha bilinçli aslında üreticiler. Yani o kalıntılardan, malıntılardan bahsediyorlar ama kalıntı falan değil olay. Olay tamamen siyasi. Şimdi o serada o mahsulü yetiştiren çiftçi atacağı, o ilacı atacağı zamanı biliyor. Ne kadar sürede kalıntı olacağını biliyor ve aynı üründen kendisi de yiyor. Çocukları da yiyor. Yani hiç kimse başka bir konuya siyaset değindim. Yapmak uğruna. Ahmet, başka bir yani konuya çiftçileri yol kenarlarında görürüz Ahmet. Yol kenarlarında görürüz. Dere yataklarında görürüz. Kanallarda görürüz. İlaç kaplarını, şişelerini görürüz. Zehirli tarım ilaçları. Evet, onları bu konuda insanları bilinçlendirmek lazım. O konuda katılıyorum. Onları doğru. Ben, mahsuller üzerinde kalıntıdan şey bahsediyorum. Yani hatta vaktimiz çok azaldı. Ben bir cümle söyleyeceğim. Şimdi şeyin dediği gibi, Nihat'ın dediği gibi biz tarım uzmanı falan değiliz. Yani serada üretim de yapmadık. Tarlayı bilmem neydi ancak görsel görüyoruz. Ancak bildiğimiz bir şey var. Biz tüketiciyiz. Sebze yiyoruz, meyve yiyoruz, öyle değil mi? Evet. Ve kanser oluyoruz. Yani şimdi kanser vakalarını oraya da girersem çok uzun sürecek. Ama sadece oradan olmuyor. Ama şunu söyleyebilirim. Ben kısa bir dönem, yani mesleğime bir mola verdiğim, ara verdiğim bir dönem bir akrabamla beraber bir dönem kısa bir süre gübrecilik yaptım. Yani gübre bayiliği yaptım. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bunu bir daha söyleme. Bunun fıkrası var. Yaptım ama yani. Şimdi biz seracıya, üreticiye gübreyi veriyoruz. Veresiye. Deftere yazıyoruz. Şimdi sıkıştırıyorsun, belli bir süre geçiyor. İşte çıktı çıkmadı. Adam bizim paramızı ödeyebilmek için çoğu, mesela kullanılan ilacın şeyi var. İşte en az şu kadar süre duracak. Yani ondan önce, o süreden önce üretimin çabuklaştırmak için. Evet, toplama bunu diye uyarı var. Adam bir an evvel para kazanayım, borcumu ödeyeyim, ihtiyacımı göreyim diye o süreyi doldurmadan toplayıp getiriyor. Şimdi üretici bilinçli diyorsun da eyvallah, tamam. Üretici kendi şey, ya kendi sofrasına, yani kimseyi suçlamak anlamında söylemiyorum. Bir tespit olarak özelleştirme yapmak lazım. Kendi sofrasına o bekletiyor bilmem neyini işte o koyuyor. Erken şey yaptığını aldı, topladığı ürünü de getiriyor piyasaya, satıyor. Şimdi gelen sebzeden, meyveden görüyorsun. Şekli bilmem uzaydan gelmiş bilmem ne, Allah aşkına. Yani bundan 20 sene, 30 sene önce yediğiniz sebzenin, meyvenin tadını alabiliyor musunuz? Elbette ki tadı yok ama. Yani özelleştiri de yapalım abi. Yani yanlışlık varsa bu yanlışlık. Tabii ki özelleştiri yapacağız, yanlışlık yapacağız. Bir de şöyle bir konuşacağız ama. Kimse iğneyi kendine batırmıyor. Evet. Rusya bizden şeyi almıyor. Ya niye almıyor? Niye kapıdan dönüyor? Yani yok biraz aynayı kendimize tutmamız lazım. Yani niye kaymakam tamam, kaymakam diyor ki efendim üretici kendi yemediğini soruyor. Tabii kaymakam onu demek durumunda, o konumda çünkü. Evet. Kaymakam onu diyor ama kaymakam da inanıyorum ki benim duyduğum endişeleri duyuyor. Ama yani, bunu dile getiremiyor. Aslına bakarsan sofrasına koymaz diyor. Biz de duyuyoruz ki seralarda üretici ayrı bir bölgede kendisi için özel domates, salatalık, yani, biber üretiyor. Yani bunu aşmazsa. Bakın onlar çok az ve kötü bir örnek. Ya az ve ama şey, kötü örnekleri. Ahmet bir örnek daha vereyim. Kötü örnekleri bak, tüm çiftçiye mal ediyoruz. Hayır şöyle bir şey var. Denetimsizlik konusunda sıkıntımız var. Bakın sen pazarlarına gidiyoruz. Üreticiden mal alıyoruz. Zaman zaman düşünürüm. Neden üretiyorsun bunu? Söylüyor. Şu mahalleden, şu köyden getiriyorum falan diyor. Toplayıp getiriyor. Acaba bunun kim denetledi? Bakıldı mı? Edildi mi? Yok oysa yani. Onun numarası var. Ne zaman ekildi? Ne zaman hiçbir biçildi? Şey yok, ne zaman şey toplandı? Hiçbir şey yok. Hepsini topladım, sabah lazım. Topladım, getirdim karnesi diyor. Bilemiyorsunuz ki ilaç kalıntısı var mı yok mu? Benim eşim pazara gittiğinde pazarın içindeki esnaftan değil, dışarıda köylünün getirdiği, bahçesinde ürettiği ürünler onlar var ya. Alıyor. Onlardan özellikle alıyor. Onlardan alıyor. Tadına varıyoruz şeyin, yediğimiz sebzenin meyvenin. Yani özet yani, olarak sıkıntı var tarım sektöründe. Tabii ki tarımda sıkıntı yani var. Şimdi zaten burada en önemli etkilerden biri şu arkadaşlar. Şimdi yurt dışına ihraç edilen domates, biber, salatalık benzeri ürünlerin büyük bölümü Rusya'dan geri döndü sınırdan. Niye? Kalıntı izi gördüler. Başka sebepler buldular. Şimdi buradan ihraç edilen ürünler devletin tarım il müdürlüklerinin laboratuvarlarında tahlil ediliyor.
bu tahlili geçemeyen oraya ihraç edilemiyor, gönderilemiyor. Evet. Evet. Ancak 10 tır mal götürüyor adam, 10 tır örneğin. 2 kasa getiriyor tahlile, 10 evet. tırı geçiriyor. İçinde ne vardı, ne yoktu? Ondan denetim yok, kontrol yok. Ve bu laboratuvar yetersiz kaldığı için bu konuda özel sektörün çalışmasına da destek maalesef verilmiyor. İşte ben oraya geleceğim. Evet, şimdi, gel oraya. Şimdi Sayın Menderes Türel'in çiftçiler için yapmış olduğu bu söylemlere katılıyorum. Elektrik desteğine. Elektrik desteğini evet. sonuna desteklemek kadar lazım. Desteklemek lazım. Güneş enerjisini desteklemek lazım. Bakın hükümet zaten de ciddi destekler veriyor. Büyükşehir Belediyesi de hakeza öyle. Yani şimdi, bunları da kabul etmek lazım. Şimdi, sulama suyu dönemi. Şimdi hükümet abi, destek veriyor dersek destek. Ben orada bir dakika derim. Abi veriyor. Şimdi, yani şimdi bakın, bir dakika. Bakın, müsaade verir misin? Şey demiş ya severce zor durumdayız. Abi Allah aşkına. Bir dakika. En ufak başlarına bir hal geliyor. Devlet yanlarında değil mi yani? Peki zararları karşılanıyor. Devlet ne için var? Ya tamam. Devlet bunun için var. Olacak tabii ki. Devlet görevini yapıyor. Ama devlet, siz her şeyi devletten beklerseniz... Bir dakika, devletten beklemiyoruz yani. Ama bir müsaade edersen söyleyeceğim. Şimdi Sayın Türel'in elektrik konusundaki ve diğer çiftçiye destek konusunda belediye olarak vermiş olduğu mücadeleyi ben alkışlıyorum, tebrik ediyorum. Tabii. Devamı da inşallah gelir. Ama burada şunu söylemeye çalışıyorum. Her şeyi hükümetten bekleme diyorsun ya. Şimdi tarım fuarı açıldı. Hı hı. Tarım Bakanı nerede? Antalya'da Tarım Bakanı'nı kaç defa gördünüz? Evet. Antalya'lı niye Tarım Bakanı olmaz? Yani geldi canım, görmedi değil. Yani geldi Antalya'dan niye Tarım Bakanı çıkmaz? Orada tartışalım. Yani, bakın, bir şey söyleyeceğim. Antalya Tarım Kenti bakın, ve Antalya'dan bir Tarım Bakanı. Expo Center'da tarım fuarı oldu. Tarım Bakan Yardımcısı Antalya'daydı. O fuara katıldı mı? Katılmadı. Tarım Bakanı geldi Antalya'da kaç tane serayı gezdi? Hiç. Evet. Yani lütfen. Elbette ki Sayın Türel'in söylemleri tamam ama... Şimdi Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Avrupa'ya gidiyor, Almanya'ya gidiyor, Sayın Cumhurbaşkanı ile Afrika ülkelerine gidiyor. Fırsatını ilk bulduğunda Antalya'ya geliyor. Şimdi evet. bu kadar gezen bir insan fırsat bulup Antalya'ya gelirken Sayın Tarım Bakanı nerede? Tarımın başkentine niye gelmez? Ben bunu çok merak ediyorum. Bakanı. Yani ben tamam, hükümetin... Tamam, o eleştirilebilir. Şimdi ben o manada söylüyorum zaten. Bir, bu eleştirilebilir. Bir sıkıntımız daha var. Şimdi onu da unutmayalım. Demle deyince, Finike deyince burası Kumluca... Tarım üretim yapıldığı yerler, örtel tarımın önemli bir merkezleri. Tabii. Şimdi ulaşım konusunda bir sıkıntıya düştüler galiba değil mi? Şu Kumluca yolunda önemli bir bölümde heyelan olmuş. Biraz ulaşımda da sıkıntı var. Biraz uğraşacaklar herhalde. İki hafta devam edeceğini. Umarız daha yakın yaparlar. Alternatif yollar veriyorlar ama. Alternatif yol var ama onlar biraz daha dar köy yolları dediğiniz gibi Adıyaman yolu falan. Oralarda da çok ciddi kaza riski olduğundan dolayı mümkün mertebe o yolun kullanılmaması rica ediliyor. Evet yani bu vatandaşlar kadar... tarafından, arkadaşlar tarafından ama... Yok ama tırlar, kamyonlar falan büyük araçlar için söylüyor sebze... Tabii ki yani ciddi sıkıntı var ama evet. işte çok lüzumlu olmadıkça da gitmemek lazım. Arkadaşlar son bir konumuz kaldı. Sevgili izleyenler bu AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında başlayan ittifak görüşmeleri son noktaya doğru yaklaşırken... Bugün iki siyasi partiden açıklama geldi ittifak konusunda. Dört siyasi partide yeni bir ittifak kurduklarını açıkladılar. Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Hak ve Adalet Partisi, Adalet Partisi. Bunlar birçoğunun ismini geçmişten hatırlıyorsunuz ama şu anda etkin, faal partiler olmadığını bunlar düşünüyorum. Bunlar arasında Demokrat Parti yok herhalde. Demokrat Parti yok. Yok tabii Demokrat Parti. 2019 seçimlerine ortak girmek üzere ittifak yaptıklarını açıkladılar. Saadet Partisi'ne iktidar partisinin ittifak teklifi tekrar götürüldü. Saadet Partisi kesinlikle kimseyle ittifak yapmayacaklarını açıkladılar. Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'nin HDP ile ittifak yapma girişimi ile ilgili yanıt Grup Başkan Vekili CHP'li Özgür Özel'den geldi. Özgür Özel, bizim bir ittifaka muhtaçlığımız, bir ittifaka mecburiyetimiz yok. CHP'nin kuracağı ya da kurmayacağı bir ittifakı AKP'nin ve MHP'nin bu kadar sahiplenmesi kendi tarihi çaresizliklerinden kaynaklanıyor dedi. Özel Cumhurbaşkanı seçimini iki turlu olacağını ve ikinci turda da en yüksek oyu, en yakın oyu alan partinin etrafında bir birliktelik olabileceğini de söyledi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun önerdiği
İlkeler İttifakı'na evet, Kılıçdaroğlu gibi evet derken Ada İttifakı'na da hayır dedi. Akşener MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Cümbüş İttifakı önerisine ise Sayın Bahçeli habire insanlara neler yapmaları gerektiğini söylüyor. Kendisi eylemsiz doçent olarak hayata devam eder diye ilginç bir yanıtı var. Evet. Valla öyle bir eylem yaptı ki. Eylemsiz bak, doçent. Öyle bir eylem yaptı ki. Eylemsiz doçent de şimdi, nedir Ahmet? Ben onu bilmiyorum. Meral Akşener bu konuda uzmandır herhalde. O cevaplasın. Şimdi öyle bir eylem yaptı ki Devlet Bahçeli, Türkiye'de siyasi dengeler alt üst oldu. Daha Meral Akşener bunun farkına varamamış. Ama İsterse şu söylem doğru değil ama şimdi şöyle bakın. Şöyle bir söyleyeyim. Siz de Cümbüş İttifakı kurun gibi. Yani o dalga geçer gibi söylediği için. Ama bunun öncesi var. Şimdi bunun öncesi var. Öncesine yani de Devlet Bahçeli'yi AK Parti'nin koltuğu oldu, baston değneği oldu bilmem ne gibi ithamlarla çok eleştirdiler. Devlet Bahçeli'nin bu söyleminin altında yatan gerçek odur. Cümbüş İttifakı'nın söylemesinin sebebi budur. O yüzden Devlet Bey eylemsiz doçent. Eylemsiz demesi, doçenti başta açıklayalım mı? Meral Akşener eylemsiz hayır, doçent derken. Ben de merak ettiğim için. Niye profesör değil de doçent? Doçent. Şu eylemsiz doçent. Eylemsiz doçent kahvede oyun oynayan 4 kişinin yanına birisi gelir ya. Tarif edermiş. Şöyle yap ama bedava çay mı da içiyor tabii bu arada. Tarif eder. Yancı. Ama işe karışmaz. Elini taşın altına koymaz. Çayını içer ama müdahale edermiş. Şunu şöyle yap, şu taşı at falan diye. Onları işte, ona eylemsiz doçent işte, deniyormuş. Meral Hanım Devlet Bey'le 8.5 güzel bir espri yapmış ama şey buna karşı esprili cevap Hanım, vermiş. Meral Hanım 8.5'a yakın Devlet Bey'le siyaset yaptı demek ki bir şeyler anlamamış. Evet. Buna bakmak lazım. Çünkü almış olsaydı Devlet Bey'in bu hamlesini önceden görürdü. Ama şu değil, şu da doğru değil. Yani biz ittifak yaptık Yunus'la, siz de ikiniz ittifak yapın. Niye yapmıyorsunuz? Hayır ama demek yani doğru biz ittifak değil. Yaptık dediğimiz zaman kalkıp da sen onun koltuk değneği oldun, sen onun bastonu oldun gibi cümleleri kullandığı zaman karşılığında ne cevap verecek? Çok farklı ama bak MHP ile AK Parti'nin ittifakı çok doğal karşılanabilir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile ittifak yap diye baskı yapılması. Siz de onunla yapacaksınız gibi. Siz de onunla yapın diyor. Bu gayet normal. Niye öyle şey? Ne hakkı bakın, var? Öyle bir hakkı yok ki. MHP'nin böyle bir hakkı değil. Hakkı peki, yok. MHP'nin AK Parti ile ittifak yapmasından CHP niye rahatsız oluyor? Kimse rahatsız olmadı. Değil. Olmadı. Kimse rahatsız olmasaydı. Bir dakika rahatsız olmasaydı derlerdi ki. Bak hiç duymadım bir rahatsız olduğunu. Yapabilirsiniz abi diyor. Abi sen nerede yaşıyorsun? Hayır yapabilirsiniz. Hayır bir dakika ya. Nerede yaşıyorsun? Bakın CHP'lerin %90'ı grup başkan vekilleri dahil olmak üzere televizyonlara çıkıp hayır, ama CHP şundan rahatsız, şu söylemden rahatsız. Hangi Bahçeli sonra? Sürekli diyor ki siz de HDP ile yapın. Hayır. Ya Bahçeli bunu nasıl söyledi? Bir dakika. Şimdi. Muhalefet bir dakika. Şundan rahatsız. Bahçeli AK Parti'yle ittifak yaptıktan yasanın bazı maddelerine karşı çıkıyorlar. Hayır bakın evet. İttifaka kimse karşı değil. Düzeltme yapalım. Devlet Bey durduğu yerden ben AK Parti ile ittifak yapıyorum sen de orayla ittifak yap demedi. AK Parti'nin bastonu oldu, koltuk değneği oldu laflarından sonra başlamıştı. Öncesinde evet. Böyle bir hayır, şey öncesi yoktu. Öncesi var. Yoktu. Sürekli onu söylediği için de karşılarında bu eleştiriler geliyor. Sürekli hayır, onu söylüyordu. Sürekli siz CHP'li bununla yapsın. CHP'li HDP'li yapsın. Şununla yapsın gibi. Çünkü fikriyatı bir gördüğü için. Nereden biliyorsunuz lan böyle fikriyatı? İttifaklar konusunda ben bir iki cümle söyleyeyim. Şöyle kapatalım artık. Evet. Sizin de dediğiniz gibi yani kağıt üzerinde olan fiiliyatta pek ortalarda göremediğimiz tabela partisi diye adlandırılan evet. Kamuoyunda partiler. Şimdi bir seçim sürecine girildi. Yani durum onu gösteriyor. Onlar da kendilerince belki bir mesaj vermek, belki psikolojik bir tavır sergilemek adına böyle bir ittifak kuruyor olabilirler. Saadet Partisi'nin... Söylediğiniz Anavatan Doğru Yol Partisi dediğiniz partiler evet, değil mi? Evet, evet. Çünkü doğru. Anavatan Doğru Yol Partisi birleşip Demokrat Parti oluşturmuşlardı. Bunları kabul etmeyen bir küçük bir grup var. İsim hakkını alanlar. Saadet Partisi'nin de bugünkü açıklaması şu yöndeydi. Yani ben asla kata olmam demiyor. Sadece şunu söylüyor açıklaması. Efendim diyor şu anda bir seçim süreci söz konusu değil. Seçim yani o geldiğinde konuşur. Yani o normal tarihte yapılacakmış gibi düşünüyor bana ama bana göre de Saadet Partisi yani sanki bir koz olarak parti, ileride yok, tabii yok. Kullanacak. Yarın olası bir koalisyonda kilit parti olacak. Olmak istedim. Bu daha önce Erbakan döneminde de yaşandı MC evet, hükümetlerinde. Evet. Saadet Partisi böyle giderse ve dik durursa kilit parti olacak. Şimdi muhtemelen öyledir çünkü bütün bunlar da şunu gösteriyor. Hep başından 2 haftadır, 3 haftadır konuşuyoruz ya.
bu yıl içerisinde seçim yapılacak. Erken alınma dolayı var. Bayan görünüyor. Ama şu da sıkıntı. Yani açıklamıştı bu yıl var seçim. 2018 Kasım. Bütün bu hazırlıkları da onu göstermiş. Ben rica ediyorum. 2018 Kasım seçim olacak. Şu ciddi sıkıntı ama o 26 maddelik bir değişiklik var kanunlarda. Tabii o tartışılır. O seçimin ne kadar güvenli olup olmayacağı. Ve Ali hangi maddeleri nasıl değişeceği de kamuoyuna açıklar. Evet, evet. Henüz yani orada sıkıntı var. Evet. Biz o arada gene konuşuruz bunları da Antalya Spor'a değinmedik. Ha, Antalya Spor'a değineceğiz. Erdoğan abi. Pazar günü saat 19'da. Sevgili Ziyader, pazar günü mü? Pazar günü. Pazar günü. Saat 19'da Atatürk Sivas Spor'la yine hayati bir maçımız var. 19'da pazar günü Atatürk Stadyumu'nda misafir ediyoruz Sivas Spor'u. Sivas Spor son haftalarda başarılı bir grafik çizmeye başlamıştı. Ancak son iki maçtır galibiyet alamıyor ya da alsa bile zor alıyor. Sivas Spor'u mutlaka yenmemiz gerekiyor. Biz kırmızı çizginin puan cetvelinde kırmızı çizgi 2-3 sırasındayız. Ama puanın 5 puan, 4 puan arada fark var çizgi altıyla. Bu farkı 7'ye çıkartırsak biraz rahatlarız diye İlk düşünüyorum. Sözü Nihat Bey'e verin. İkinci sözü ben alayım. Bir şey söyleyeceğim çünkü. O zaman son sözü de ben alayım. Evet, son söz sen peki, de peki. Tabii ben bu arada Alanya Spor'a da başarılı diyorum. Alanya takımımız da ciddi evet. sıkıntı. O da geçen sıkıntı. Hafta şimdi, evet, Antalya Spor, Osmanlı Spor maçında deplasmandan bir puan alarak rakibini yerinde tuttu. Bir puanla kazandı. Onu altında tuttu. Aradaki puan farkını da korudu. Şimdi potansiyel düşme adaylarının en büyüklerinden bir tanesi de Osmanlı Spor şu anda evet. Görüntü itibariyle ama biz o çizgiden çıkmamız için, hattan çıkmamız için bu maçtan mutlaka 3 puan almamız gerekiyor. Ama güçlü bir takım Sivas Spor. Ben Kayseri Spor maçında da biraz çok ümitli değildim açık söyleyeyim. Zor olacaktı düşünüyordum. Antalya Spor kazandı. Önemli de bir faktördür ligde kalma anlamında, tehlike bölgesinden uzaklaşma anlamında. Sivas biraz Kayseri'den de daha güçlü bir takım. Umarız galip geliriz. Dileğimiz o yönde. Evet, tamam. Bunu bekliyordum. 2 haftadır totem yapıyorum. Evet, totem yaptım. Nihat Bey ne zaman işimiz zor, biraz zor görünüyor dediyse biz kazandık. İyi. İnşallah pazar günü. O zaman cümleleri geri aldıralım, öyle söyletelim. Pazar günü de öyle olacak. İnşallah. Biz öyle dedi gene. Zoru başaracağız. İnşallah, inşallah. Sivas'ı da yenip derin bir nefes alacağız. Bundan sonraki enerjimizi, pozitif enerjimizi Alanya Spor'a yönlendireceğiz. O da kurtulsun. O da bir iki seri galibiyetle yukarılara doğru kırmazdı diye. Alanya Spor'un da sık sık teknik direktör değiştirmesi hoş olmadı. Şimdi üçüncü teknik direktör göreve geldi. Evet. Ya bunlar maalesef kötü oldu ama yani... Biraz... Ben Alanya'nın da aslında kötü bir takım olmadığını düşünüyorum. Yani biraz aynı hatayı biz de yaptık. Biz de yaptık. Aynı hatayı biz de yaptık. Ligin şimdi en sempatik takımı diye yazmış bir spor yazarak Alanya Spor için. Gerçekten doğru. Herkesin sempatiyle baktığı bir takım Alanya Spor. Tabii memleketim olmasa da bir ayrı mı söyleyeyim? Yani doğduğum ve doğduğum yer olarak iki takım da tabii ki benim takımım. Hem Alanya Spor'a hem Antalya Spor'a başarılar diliyorum ama bu arada seyircilerinize ben şunu hatırlatmak istiyorum. Pazartesi günü televizyonumuz Kanal V Atatürk stadından diyeyim artık arenadan canlı yayınla Antalya Spor Başkanı, Antalya Spor As Başkanı ve teknik direktörünü taraftarlarla buluşturacak. Orada taraftarlara soracak ve spor aktif programında Hamza Hoca, Cihan Bulut Başkan ve As Başkan Şefik Özle taraftarların sorularını cevaplandıracak. Çok güzel bir program olacak. O yüzden ben taraftarlarımıza bunu duyurmak istedim. Pazartesi günü saat 20'de. 20'de. Evet, Kanal V ekranlarından da canlı yayınlanacak. Maçımız da pazar günü 19'da. Yerinde izlemek isteyen seyircilerimiz de gidip stadyumda bu programı canlı olarak izleyebilirler. Evet. Sevgili izleyenler, bir haftaya bakış programını da burada noktalıyoruz. Bizi bu geç saatlere kadar izlediğiniz için size, yayında ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz ekip olarak. Haftaya tekrar buluşmak üzere ayrı saatte. Hoşça kalın efendim.